Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge özel yayınına hoş geldiniz. Bu akşam özel bir yayın yapacağız. Kanal D CNN Türk ortak yayınındayız. Konuğumuz önemli bir isim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop. Hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu var. O da bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili konuşulanlar, söylenenler. Şimdi bir yıl geçtikten sonra bir muhasebe yapıyor herkes. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Bazı yönlerini eleştirenler var. Radikal bir şekilde tümden eleştirenler var. Bütün bu fikirler ortada dolaşırken aslında bu sistemle ilgili konuşması gereken en önemli isim Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tu. O da bu akşam bu konuyla ilgili yapılan bütün tartışmalara, soru işaretlerine cevap vermek üzere konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Merhabalar. Murat Hakan Bey. Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Eleştirenler, daha doğrusu radikal eleştirenler diyorlar ki bu sistem bize uymadı. Yani biz alışmışız parlamenter sisteme. Bu getirilen yeni sistem bizim dokumuza, işte bizim siyasi yapımıza, sosyal yapımıza uymadı diyorlar. Gerçekten de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bizim tarihi deneyimlerimize, siyasi dokumuza, sosyal dokumuza uymayan bir sistem mi? Bu bir yıllık tecrübe bunu mu gösterdi? Yoksa sizin bakış açınız farklı mı? İsterseniz önce kendi pozisyonumla ilgili bir açıklama yapayım. Meclis Başkanı anayasaya göre, anayasanın 94 son maddesine göre siyasi partilerin meclis içinde, dışındaki toplantılarına katılamaz. Meclis içerisinde de meclis içinde yapılan genel kuruldaki tartışmalara da katılamaz. Tarafsızlık bu bakımdan gereği. Bir nevi bir tarafsızlığı var anayasanın öngördüğü bir çerçeve içerisinde. Ben tabii burada görüşlerimi açıklarken bu bağlamda anayasadaki mevcut bir sistemle ilgili daha çok da bilgi ağırlıklı biraz arka planla ilgili görüşlerimi açıklayacağım. Bunun da sebebi şu, meclis başkanının bu tarafsızlığı Türkiye'deki o genel tartışmalara, Türkiye'nin meselelerine bigane kalmak, tamamen bunların dışında kalmak anlamına gelmiyor. Belki, ama günlük polemiklere, gündelik siyasi gibi. Polemiklere evet. Girmeden şüphesiz. Belki o tür bir bakış açısı daha da etkili olabilir, ihtiyaç duyduğumuz bakış. Buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ben de böyle bir bakış açısına. Önce şunu ifade edeyim, bir genel olarak bence bu hükümet sistemi tartışması bu. Bir rejim tartışması değil. Yani rejim diye kastedilen, Türkiye'de kastedilen şey aslında dünyada iki örneği olan, iki tipi olan bir siyasi ayrım. Bir krallık, bizde saltanat denilen monarşi teknik adıyla var. Bir de cumhuriyet var. Aslında cumhuriyetin tarifi biraz da monarşiye göre yapılıyor. Krallık olmayan bir sistem, yani devlet başkanlığının babadan oğula geçmediği sistemin adı cumhuriyettir. Türkiye 1922'de saltanatı kaldırmakla beraber zaten monarşiyi terk etmiştir. 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilmiştir. Aslında cumhuriyetin ilanı olarak geçiyor. Mustafa Kemal Atatürk de ifade ederken yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz demişti. İlan edeceğiz diyor. Yani neden ilan var olan şöyle var olan bir şeyi ilan ediyoruz, açıklıyoruz. Cumhuriyete zaten geçtik. Tabii. Yani saltanatın kaldırılmasıyla beraber esasen monarşi terk edildiği için başka ortada bir üçüncü alternatif olmadığından cumhuriyete zaten geçilmiş oldu. Yani rejim dendiğinde iki şey geliyor. Bu anlaşılıyor. Ya monarşi ya cumhuriyet. Ya cumhuriyet. Biz rejimi değiştirmedik. Hayır, onun alakası yok. Neyi değiştirdik? Bu bir hükümet sistemidir. Hükümet sistemleri ise iki ana hatta parlamenter sistem ve başkanlık sistemi var. Bunların arasında da ortalama biraz parlamenter sisteme yakın, başkanlık sisteminden renkler taşıyan modeller veya biraz daha başkanlığa yakın parlamenter sistemden renkler taşıyan modeller var. İşte yarı başkanlık dediğimiz bu. Ona yarı parlamenter sistem diyenler de var. Oraya yaklaştıkça, başkanlığa yaklaştıkça da yarı başkanlık diyenler var. Ama ana hatlarıyla iki sistem, başkanlık ve parlamenter sistem. Aslında parlamenter sistem monarşilerin sistemidir.
esasen ortaya çıkışı da İngiltere'dedir, İngiltere kökenlidir. Orada bir monarşi, bir krallık var. Krallığın olduğu yerde bir devlet başkanlığı meselesi olmaz. Onu geçiyorsunuz otomatik olarak. Ne yapıyorsunuz? Hükümeti belirliyorsunuz. Dolayısıyla bu bizde de 1876 ile başlayan meşruti monarşiden itibaren, işte ikinci meşrutiyet döneminde falan olan şey budur. Burada parlamenter bir sistem aslında 1876 ile beraber başlamış. Uygulamayla ilgili sorunlar ayrı bir tartışma konusu. Ama dünyada parlamenter sistemler monarşilerin sistemleri olarak bilinir. Monarşi olmadığı yerlerde tabii kral olduğu için veya kraliyet olduğu için hükümet parlamenter olarak oluşturuluyor. Krallık olmadığı zaman onun yerine bir devlet başkanlığı makamı ihdas etmek lazım. Cumhurbaşkanlığı onun yerine ikame edilen makamdır. Aslında çoğu farklı söylüyor çoğu kişi ama ben tersinden ifade ediyorum bunu. Parlamenter sistemlerin iyi işlediği yerlerde mutlaka ya monarşi vardır, çoğu böyledir. Monarşi olmayan yerlerde ise federal sistemler vardır. İşte mesela İngiltere'de iyi işliyor, Danimarka'da, İsveç'te işliyor, buralarda monarşi var, krallık var. Almanya'da biraz son zamanlarda tartışılabilir ne kadar işlediği sistemin iyi işlediği ideal anlamda. Orada da federal sistem var. Tersinden ifade edecek olursak monarşi olmayan ve federal sistem olmayan yani üniter olan devletlerde parlamenter sistemin iyi işlediğine dair iyi bir örnek yok dünyada. Ama başkanlık sistemi için iyi örnek Amerika, orası da federal sistem. Orada da federal sistem var. Şimdi başkanlıkla ilgili bu tartışılabilir ama şunu ifade etmek istiyorum. Bir kere bence bu çok önemli, atlanan bir şey. Aslında o referandum sürecinde bunu dile getirmiştim ben birçok defa. Parlamenter sistem cumhuriyeti garanti eden bir sistem değildir. Cumhuriyet de olabilir, monarşi de olabilir. Örnekleri var. Ama başkanlık sistemi cumhuriyeti zorunlu kılan bir sistemdir. Monarşinin olduğu yerde başkanlık sistemi olmaz. Başkanlık sistemi zaten monarşi olmadığı için vardır. Veya monarşi olmasın diye vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde o sistemin ilk kurulduğu zamanlar, işte İngiltere'de krallığa karşı vergiler dolayısıyla başlayan bir kolonilerdeki isyan var. Arkasından bağımsızlık elde ediliyor. Tabii krallık biraz verasetle ilgili bir mesele. Yeni kurduğunuz bir yapıda kral nasıl yapabilirsiniz? Ancak seçimle belirleyebilirsiniz. Bunlar tartışılmış anayasa yapılırken mesela. Seçilsin, ölene kadar görev yapsın falan demişler. Sonra ölünce tekrar başkası seçilsin falan. Bu tartışmalar olmuş. Ama kralın yerine bir devlet başkanı ikame ediyorsunuz ve mutlaka cumhuriyet olma zorunluluğu var başkanlık sistemi. Yani bir başka ifadeyle Türkiye bu başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemi geçtikten sonra aslında cumhuriyet konusu da bir teminat altına bütünüyle alınmış oluyor. Bir monarşi tartışması ortadan kaldırılmış oluyor. Teorik olarak. Monarşinin evet en azından teorik olarak ihdas edilmesini mümkün olmaktan çıkarıyor. Parlamenter sistemlerde monarşi var. Şimdi nitekim Latin Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra işte 1800'lü yılların başından itibaren Latin Amerika ülkelerinde de başkanlık sistemleri hep tercih ediliyor. Biraz Amerika öykünmesi var ama oradaki esas tartışma parlamenter sistem mi olsun, başkanlık mı olsun tartışması değil, monarşi mi olsun, cumhuriyet mi olsun tartışması. Onlar cumhuriyetle başkanlık sistemini özdeşleştirerek siyasi sistem olarak yani hükümet sistemi benimsemiş. Oradaki parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi değil, cumhuriyet mi, monarşi mi? Tabii, cumhuriyet dendiğinde de başkanlık sistemi geliyor. Başkanlıkla cumhuriyeti özdeşleştirdikleri için onu monarşiye karşı bir siyasi hükümet sistemi olarak şimdi algılanmışlar. Bu tarihsel çerçeveden yola çıkarak baktığımızda tekrar başa dönüp soruyorum. Evet. Bizim sosyal dokumuza mesela bazıları diyorlar ki siz de işaret ettiniz 1870'li yıllardan beri meşruti sistem, evet. Meşruti parlamenter sistem yani bir meclis var, bir padişah doğru. Var. Bizim diyorlar parlamenter sistem deneyimimiz var. Bir asrı aşkın var. Doğru yayılmış. Ama kötü bir deneyimimiz var. Her deneyim iyi değildir. Tabii. Yani 1876'da işte kısa bir süre 6 ay kadar açık kalmış sonra kapatıldı. Sultan Abdülhamit kapatmış. Sonra 1909'da başlamış. 1,5 yıl gibi zaman içerisinde İttihat Terakki'nin bir tek parti diktatoryası tabiri caizse var. İşte Birinci Dünya Savaşı falan.
Arkasından 1920, 23 Nisan 1920'de tam bir parlamenter sistem değil o aslında. Daha sonra 1923-1924'ten itibaren başka siyasi partiler kapatılıyor tekrar. 1950'ye kadar fiilen, 45'e kadar da resmen Türkiye'de tek parti yönetimi var. Bir tür başkanlık. Bir parlamenter sistem tecrübesi denemez buna. 50'de başlamışız, 1960'da darbe olmuş, parlamenter sistem kesintiye uğramış. 1,5 yıl askerler yönetmiş. Sonra başlamış da bir arada 2 darbe var 65'e kadar. 65'te tekrar işler gibi olmuş parlamenter sistem. 12 Mart 71'de tekrar bir müdahale olmuş. Sonra 2 yıl askerler yönetmiş. Sonra 12 Eylül 80'de bir daha darbe olmuş. Aşağı yukarı fiilen Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı dönemindeki özel yetkileri de var anayasada. Parlamenter sisteme diyemeyeceğimiz bir sistem 1989'a kadar devam etmiş. Sonra tekrar 28 Şubat sürecinde bir müdahale var. Yani bu tarihi süreç parlamenter sistem tecrübemizin çok güzel bir tecrübe, faydalı bir tecrübe olmadığını da gösteriyor esasen. Şöyle bir tecrübe. Yani evet, bizim kötü bir tecrübe. Hayır, bu sistemi bir daha bir gözden geçirelim ya falan dememizi mutlaka gerektiren bir ama tecrübe. Ama bir şey daha ifade etmek isterim. Şimdi az önce söyledim aslında 23 Nisan 1920'den itibaren özellikle 1923'e kadar ki dönem aslında bir parlamenter sistem denemeyecek bir dönem. Kabinenin tek tek bakanların meclis tarafından seçildiği bir işte meclis hükümeti sistemi falan diye ifade edilen literatürde öyle bir hükümet sistemi yok ama yani parlamenter sistemin özelliklerinin dışında bir yönetim var. Sonra tek parti Atatürk dönemi. Atatürk dönemi, Kurtuluş Savaşı evet, döneminden bahsediyorsunuz. O dönem 23'e kadarki dönem. Ondan sonra da tek parti dönemi var. O daha çok başkanlığı mı andırıyor? Aslında bir başbakan var ama aslında teorik olarak anayasadaki yapı daha çok parlamenter sistem diyebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı partinin genel başkanı o dönemde. Ve Cumhurbaşkanı'nın aslında bizim Cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz sistem aslında o dönemde uygulanan sistemin adıdır aşağı yukarı. Benzeri yani, biraz evet, benziyor. Bu iki başlı, çift başlı yürütme falan gibi bir şey söz konusu değil aslında. Daha ilginç bir şey, son zamanlarda biraz bakıyorum. Şimdi bazı konuların ve kanun düzenlemelerinin tartışmalarına bakıyorum. Meclis Genel Kurulu'nda o yıllarda, 1920'lerin sonu, 30'larda falan fazla bir detay yok tartışmalarda. Yani çok biraz yüzeysel görüşülmüş. Ama böyle olamaz diye düşünüyorum. Komisyon müzakereleri, kayıtları falan var. Onlara bakıyorsunuz, yok. Neye bakıyorsunuz? Yani İşte esas şunu, herhangi bir kanun diyelim. Ama sonra şunu fark ettim ki aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zaman grup toplantıları da tutanak altına alınmış. Stenograflar çağrılmış, tutanak altına alınmış. O tutanaklar da var. Demokrat Parti'nin de var 1960'a kadar grup toplantıları. Bakıyorsunuz ki o birçok önemli konu esasen grup toplantısında görüşülmüş, çok ciddi tartışılmış detaylı olarak. Daha sonraki aşamalar biraz prosedürel aşamalar olarak görülmüş. Bunun için söylüyorum, işte partiyle devletin bütünleştiği bir dönem. Yani bu dönemi bir parlamenter sistem olarak söyleyebilmek, ifade edebilmek zor. Ama bir başka şey söylemek istiyorum burada. Şimdi 27 Mayıs 1960'tan sonra 61 Anayasası ile beraber Türkiye'nin geçtiği sistem parlamenter sistem esasen. Fakat 12 Mart 1971'den itibaren bazı değişiklikler yapılıyor anayasada o dönemde. Yavaş yavaş bu parlamenter sistemden uzaklaşılmaya başlandığını görüyoruz. 12 Eylül 80'den sonra 82 Anayasası ile getirilen sistemde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri bağlamında özellikle baktığınızda tabii o zaman da Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi de tartışılmış esasen. Sonra kabul görmemiş o tartışmalar yapıldıktan sonra. Ama yetkilerinin fazlalığı sebebiyle Cumhurbaşkanı'nın bu sistemin artık parlamenter sistem olmaktan çıktığı söylenebilir. Bu yetkileri arttırılmış. Daha sonra bizim 2007'de yapmış olduğumuz bir değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi 367 krizinden sonra anayasada değişiklikle kabul edildi.
Aslında sistem bir yarı başkanlıktan başkanlığa doğru ilerleyen bir tarihi gelişimi de var. Yani 27 Mayıs 60'ta çok kısa ifade edecek olursak, yetkileri sınırlı, sembolik ve meclis parlamento tarafından seçilen cumhurbaşkanı, 12 Eylül 80'de yetkileri arttırılmış ama parlamento tarafından seçilen cumhurbaşkanı, 2007'den itibaren de o yetkileri arttırılmış ama halk tarafından doğrudan seçilen bir cumhurbaşkanına doğru bir seyir izliyor süreç. Bunun zaten bir iki adım sonrası başkanlık sistemine doğru gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin... Kaçınılmaz gidişatlı bu. Türkiye'nin bir siyasi... Yani siz 12 Eylül'den sonraki cumhurbaşkanlarını biraz yarı başkan olarak görüyorsunuz. Tam yarı başkanlık denmese de, çünkü bazı literatürde siyaset bilimciler cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçildiği modellerde hükümet sistemi yarı başkanlık sistemidir diyorlar. Bazıları da ilave olarak sadece seçilmesi, halk tarafından seçilmesi yetmez. Yetkilerine de bakmak lazım. İkisine de baksak biz o sistemde aslında yarı başkanlığa yaklaşan ama parlamenter sistemden uzaklaşmış bir model zaten vardı. Ama bu tabii Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini kullanmasıyla ilgili bir şey. Mesela Kenan Evren bunu kullanıyordu. Daha sonraki sivil cumhurbaşkanlarında biraz azaldı. Cumhurbaşkanının tarzına göre ama ona imkan veren düzenlemeler vardı anayasada. Dolayısıyla bizim geçmişe baktığımızda parlamenter sistem hani çok iyi işliyordu da niye bıraktık bu güzelim sistemi diyebileceğimiz bir tablo yok tarihi geçmişi itibarıyla. İkincisi anayasal süreçlerde yapılan düzenlemeler de aslında parlamenter sisteminden gittikçe uzaklaşan bir noktaya doğru, başkanlığa doğru bizi taşıyan bir süreç izlemiş 1961'den itibaren. Öbür taraftan müsaade ederseniz bir takım tartışmalara da değinmek istiyorum. Bu yani tartışmalara bu konuda... gireceğiz aslında. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Bu sistem, sizin bu anlattığınız tarihsel çerçeveye baktığımızda bizim mecburen, zorunlu olarak geçmemiz gereken bir sistemmiş gibi algılıyorum ben. Çünkü diyorsunuz ki zaten 12 Eylül'de Cumhurbaşkanı'nın yetkileri arttırıldı. Bir tür yarı başkana dönüştürüldü. Halkın seçmesiyle birlikte iyice bir yarı başkanlık evet. oldu. Dolayısıyla bizim bir seçim yapmamız gerekiyordu. Oraya gelinmişti. Bu anlamda teknik olarak haklısınız. Onu tabii unuttum bu süreci anlatırken. Şimdi bu sadece Cumhurbaşkanlığıyla ilgili düzenlemeler bu anlamda anayasada bir gelişme kaydetmiş. Ama sistemin geri kalan kısmı buna uygun halde bir gelişmeye tabi tutulmamış. Bu bakımdan bir... 2007'den sonra mı diyorsun? Tabii 2007'den sonra. Bu bakımdan da bir sıkıntı vardı ortada. Yani bir... Nasıl bir sıkıntı bir vardı? Bir vücut, bir bünye olarak düşünürseniz işte bir kısım organlar mesela başı çok büyümüş ama diğerleri ona uygun şekilde büyümemiş sistemin. Yani Cumhurbaşkanlığı ile ilgili krizler yaşandığı için sistemde, 367 krizi gibi, onunla ilgili düzenleme yapılmış. Fakat Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileriyle ilgili, bu yetkilerin kullanımıyla ilgili yine Cumhurbaşkanı kabine, hükümet ilişkileri bağlamında olması gereken değişiklikler. Yani eğer Cumhurbaşkanı bu yetkilere sahipse ve halk tarafından doğrudan seçiliyorsa artık yarı başkanlık sistemindeki unsurların anayasaya dahil edilmesi lazımdı. Onlar yapılmamış. Bu sebeple Türkiye'nin zaten bir düzeltme yapması gerekiyordu sisteminde. Düzeltme iki türlü olabilirdi. Ya geriye dönüş 61 Anayasası dönemine, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini azaltalım, sembolik cumhurbaşkanı olsun ve parlamento seçsin. Bu bir geriye dönüş olurdu bu siyasi çizgiye baktığımızda, anayasal düzenleme çizgisine. Veyahut da bu sistemin, bu çizginin devamı mahiyetinde bakarsak ya yarı başkanlık veya başkanlığa geçmesi lazımdı Türkiye'de. Şimdi isterseniz ben size tek tek bu yeni sistemle ilgili getirilen bu bir yıllık deneyimden de yola çıkılarak getirilen eleştirileri sorayım. Siz bu eleştirilere nasıl bakıyorsunuz? Belki bazılarına hak vereceksiniz, belki bazılarını abartılı bulacaksınız, belki bazılarını zamanla düzeleceğini söyleyeceksiniz, bilemiyorum. Ama mesela ben şunu görüyorum, halkımızın bir bölümü, büyükçe bir bölümü, Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin genel başkanı olması fikrine tam olarak alışabilmiş değil. Yadırgıyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı dendiğinde yılların da getirdiği alışkanlıkla bir tarafsızlık. Evet. Hani ya kardeşim öyle bir cumhurbaşkanımız olsun ki o cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi partinin başkanı olmasın. Bütün partilerle eşit mesafede olsun. Bütün vatandaşların cumhurbaşkanı olsun diyorlar. Evet. Şimdi bu
Bu doğru bir yaklaşım mı? Bu yaklaşımı nasıl karşılarsınız? Bu tür şikayetlere nasıl bakarsınız? Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin genel başkanı olması fikrinin yadırganması meselesi. Evet. Bence en önemli konulardan biri bu. En önemli konulardan biri bu. Ama ben öbür konuyu kapattık mı, ben bir iki şey o konuya dair eski geçmiş tartışmalara sadece. Yani bu konu, başkanlık sistemi konusu Türkiye'de işte 2016'da 15 Temmuz'dan sonra birdenbire aklımıza gelmiş de getirilmiş, çalışılmış bir konu gibi anlaşılıyor. Öyle değil mi? Öyle değil. Tabii tarihi var mı bunun? Da tartışmalar var, evet. Mesela burada size onu ben... Siz ona dair örnekler mi vereceksiniz? Tabii birkaç şey göstermek istiyorum. Sadece birkaç nokta sadece. Uzunca bir bunun tarihini anlatmak. Şimdi bunlardan ilki çok ilginçtir. Çoğu kimse bunu muhtemelen bilmiyordur. 1921 Anayasası var. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu bizde. Tabii bu Teşkilat-ı Esasiye Kanunu tam bir anayasa değil. 1876 Anayasası'nı da kabul eden, onda bazı değişiklikler yapan bir metin. Onunla birlikte değerlendirilen bir metin. Yani ama saltanat kaldırılmış. Henüz kaldırılmamış 21'de. 22'de kanunla kaldırılmış bu. Tabii anayasada zaten Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda kolay değiştirilebilen bir metin o zaman 21'deki. Sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924'te yeni bir anayasa yapılıyor. 24 Anayasası. 24 Anayasası. Bu anayasa çalışmalarından önce yeni seçilen mecliste Atatürk iki kişiye, iki parlamentere anayasayla ilgili bir çalışma yapmak üzere görev veriyor. Bunlardan birisi Ziya Gökalp, birisi de Ağoğlu Ahmet Bey. Dönemin iki parlamenteri. Dönemin iki parlamenteri. Ziya Gökalp çok önemli. Ziya Gökalp, Diyarbakır milletvekili. Önemli, evet. Evet, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Onun yapmış olduğu çalışma arşivlerimizde var, kendi el yazısıyla. Atatürk'e sunmuş mu? O detayı bilmiyorum ama sunmuş olması lazım. Bu çalışmayı yapmış yani. Öyle gözüküyor. Bu yayınlanmış çünkü gazetelerde var. Bu çalışmanın yapıldığına dair bilgiler var dönemin gazetelerinde. Yani Atatürk görevlendirmiş değil mi? O görevlendirmiş tabii, çağırıyor. Ona bu görev verdiği gazetelerde haber olmuş. Bu iki kişiye bu konuda bir çalışma yapmak üzere görev verdiği gazetelerde haber olmuş. Kendi el yazısıyla yeni teşkilat-ı esasiye kanunumuz ne gibi esaslara istinad etmelidir başlıklı. Bu kendi el yazısıyla yazmış olduğu Eski Türkçe. Evet. Ne diyor notlar peki? Almış. Burada başkanlık sistemini öneriyor Ziya Gökalp. Evet. 1923 sonları, Ekim, 23 son. Kasım gibi. Yani 24 düşünelim. Anayasası hazırlanırken Ziya, evet, Gökalp'in önerdiği Amerika'daki sistem. Bununla ilgili bir analizi de var kendisinin. İşte sosyolojik bir analiz yapıyor. Saltanat kaldırılmış. Aslında az önce benim söylediğim parlamenter sistem konusundaki böyle bir mecburiyetimiz yok bizim artık, saltanat kalktığı için. Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri gibi çok farklı kültürlerden insanların bir imparatorluk bakiyesi, bir beşeri coğrafyaya sahip böyle bir yer ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem gibi bir sistemle idare edilebilir diye iki meclisli, Amerika'daki aynı kongre gibi başkanlık sisteminin olduğu bir sistemi burada yani öneriyor. Şunu demek istiyorsunuz. 23 Ekim. Bu iş öyle 2000'li yılların, 2010'lu değil, yılların sonlarında ortaya atılmış bir şey değil. Değil. 1923'te, 23 sonlarında Atatürk'ün görevlendirdiği Ziya Gökalp bunu, evet, söylüyor. Niye bu konu pek o zaman gündemde tutulmamış? Biraz benim gördüğüm bazı değerlendirmeler de var bunun üzerine. Yeni bir şeyden çıkılmış, monarşi terk edilmiş, işte sultan yok, saltanat yok. Başkanın yetkileri bakımından biraz da bu saltanata dönüşebilir mi diye, hmm, çok yakın bir zaman var arada. Bir sene geçmiş daha henüz saltanat kaldırıları. Böyle bir şey var, endişe var o tarihlerde. O kaygıyla mı geçmemiş? O tarihler, bir kısmının endişeleri böyle ama herkes böyle mi düşünüyor bilmiyorum o zaman. Tabii bu arada neler var? İşte 61 Anayasası vesaire. Ondan sonraki gelişmelerden itibaren size bir başka şey daha çok kısa göstermek istiyorum. Bunu belki... Bu nedir? Bu bir kitap. İki seminer ve bir reform önerisinde tartışılan anayasa. Osman Balcıgil bunu derlemiş. Bu Nisan 1982'de basılmış bu. Evet. Bu bir kitap. 82'de basılmış. 82'de basılmış. 1982 Anayasası ile ilgili
tartışmalar. Bunu niye referans alıyorsunuz? Olsun diye yapılmış bu çalışma. İki seminer ve reform önerisi dediği de 1980 yılı içerisinde, ilk 6 ay içerisinde yapılmış çalışmalar. Buralarda hükümet sistemi dahil anayasa tartışmaları falan var. Onu da tekrar ifade edeyim. Nisan 1982'de basılmış. Burada bir bölüm hükümet sistemiyle ilgili başkanlık, yarı başkanlık başlıklı bir bölüm var. Bu bölümün girişinde Osman Balcıgil derleyen zat şöyle bir cümleyle giriyor. Başkanlık sistemi son 10 yıldır Türkiye'nin siyaset gündeminin tartışılan belli başlı konularından biridir diyor. Yani 1982'de basılmış bir kitapta son 10 yıldır dediğine göre 1972'den itibaren demek ki gündemin en çok tartışılan konularından birisi imiş. Yani 70'lerde tartışılmış. Evet. Ben hatırlıyorum 80'lerde tartışıldı, 90'larda tartışıldı. Evet. Sonraki dönemlerde de tartışıldı. Zaten bizim değişmez gündemimizdi. Ya yani o kadar da yabancı olduğumuz gökten zembille inmiş onu ifade etmek istiyorum. Hem tarihi gelişmeler bakımından, hem anayasal düzenlemeler bakımından, hem siyasi tartışmalar bakımından baktığımızda yabancı olduğumuz bir konu değildi. Bir şey daha son olarak şunu da eklemek isterim. Hatırlarsınız 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra anayasayla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Mecliste uzlaşma komisyonu kurulmuştu. O komisyon 3 yıla yakın, 2,5 yıl kadar çalıştı. Ben de partiyi temsilen orada görev yapmıştım. Bir takım çalışmalar yapıldı. Sayısal olarak ifade etmek çok doğru değil ama %40'ın üzerinde bir metin üzerinde, anayasa metni üzerinde anlaşıldı. Fakat hükümet sistemi tartışmalarından dolayı sona ermişti. İşte o zaman bizim önermiş olduğumuz hükümet sistemi, ki komisyonda bu çalışmayı yürüten kişilerden birisi de bendim parti adına, başkanlık sistemi üzerineydi. Bu sistem. Bu konuda bir çalışma da yapıldı daha sonra. 2017'de referandumda kabul edilen hükümet sistemi değişikliği %95 civarında orada hazırlanmış olan metnin hükümet sistemiyle ilgili kısmının kabul edilmesi suretiyle oldu. Şimdi, dolayısıyla yeni bir konu değil. Bu bağ konuşulmuş, tartışılmış, arka planı olan bir konu bu. Şimdi sayın seyirciler, şu ana kadar Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop bir tarihi süreç anlattı bize. Yani başkanlık sistemi dediğimiz sistem Türkiye'ye yabancı mı? Yeni bir sistem mi? Bunun tarihimizde bir yeri var mı yok mu? Hem dünyadan örneklerle bunun tarihi çerçevesini ortaya koydu. Böyle bir altyapıyı belki muhakkak ortaya koymak gerekiyordu bugünkü güncel tartışmalara geçmeden önce. Teşekkür ediyoruz. Fakat şu dakikadan itibaren tamamen güncel konuları tartışacağız. Güncel konu dediğimiz nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir yıldır biliyorsunuz yürürlükte. Bu sistemin bir yıllık yürürlükte olmasından doğan bir tecrübe oluştu hepimizde. Bazı eksiklikler var, aksamalar var. Bu eksiklikler ve aksaklıklar nedeniyle sisteme yönelik yoğun eleştiriler var. Bazıları yeniden parlamenter sisteme dönelim diyorlar. Bazıları aksaklıkların giderilmesi gerekir diyorlar. Bazıları revizyondan bahsediyorlar. Şimdi bütün bu bahsedilen konulara, güncel konulara, güncel tartışmalara değineceğiz. Az önce bir tanesini sormuştum. Evet. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı meselesi. Şimdi bizim bir şöyle yapalım isterseniz. Bir kısa reklam arası verelim. Tamam. Reklam arasından sonra herkesin merak ettiği o soruları soracağım. Acaba meclis biraz pasifleşti mi? Milletvekilleri şikayet ediyorlar. Aksayan yönler nedir? Bakanlarla milletvekilleri meclis arasında diyalog meselesi var. Meclisin işte işlevsizleştiğine dair sözler söyleniyor. Yeniden revize edilmeli deniliyor bu sistem. İktidar sözcüleri de bunu söylüyorlar. Eğer bir revizyon olacaksa nerelerde olacak? Bütün bunları Sayın Meclis Başkanımızla konuşacağız kısa bir reklam arasından sonra.
Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi bu akşam Tarafsız Bölge özel yayınıyla karşınızdayız. İstanbul'un en güzel köşelerinden Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nin bahçesinden sizlere sesleniyoruz. Konumuz son günlerin en popüler konusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve bu sisteme yönelik eleştiriler, revizyon tartışmaları. Bunu konuşuyoruz. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Az önce tarihi süreç anlatıldı. Türkiye'ye yabancı sistem mi değil mi, o sorulara cevap verdi Sayın Başkan. Ayrıca belki de o referandum sürecinde çokça işittiğimiz, işitmediğimiz birçok yönüne de işaret etmiş oldu. Ama bizim şimdi bu akşamki asıl gündemimiz bu bir yıllık tecrübe. Şimdi ben az önce de sormuştum, Cumhurbaşkanı'nın partili olması. Bu fikre biraz böyle yadırgıyor bizim milletimiz. Yani böyle bir öyle bir cumhurbaşkanımız olsun ki o aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmasın. Herkesin cumhurbaşkanı olsun. İşte CHP'lisi de, MHP'lisi de, AK Partilisi de hepsinin benimsediği, hepsine eşit mesafede duran bir cumhurbaşkanı olsun. Belki de yılların getirdiği alışkanlıkla bu söyleniyor. Bu yadırgamayı nasıl karşılıyorsunuz ve bu yadırgamaya ne diyorsunuz? Şimdi bir kere tabii bu sistemdeki cumhurbaşkanı ile önceki sistemdeki cumhurbaşkanı aynı değil. Sadece isim benzerliği var. Aynı değil. Aynı değil. Yani biz cumhurbaşkanı deyince aklımıza hep eski sistemdeki. İşte o dediğiniz alışkanlık meselesi, o çağrışımlardan kaynaklandığını ben düşünüyorum önemli ölçüde problemin. Peki biz şu anki Cumhurbaşkanı'na nasıl bakmalıyız yani? Biz ne, nasıl değerlendirmeliyiz? Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı sistemini yabancı dile tercüme ederek, yabancı dilde ifade ederken kullanılan şey başkanlık sistemi, presidential sistem ifadesi kullanılıyor. Ve başkanlık sistemi de bizde mesela ilk zamanlar, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, 20'lerde, 30'larda tercüme edilen kitaplar var siyaset bilimi, kamu hukuku alanında. Amerikan Cumhur Reisi diye tercüme ediliyor. Amerikan başkanı, başkan kullanılmamış. Cumhur reisi kullanılmış. Çünkü biz öyle diyoruz yani. Evet. Şimdi buradaki cumhurbaşkanı meselesi de bizim mesela 2012'deki AK Parti'nin önerisinde o zaman başkanlık sistemi olarak önerilmişti sistem. Şimdi tabii başkanlık sistemi, başkan ifadeleri biraz çok yaygın kullanılıyor Türkiye'de. Ama Cumhurbaşkanı tek bir kişi için kullanılan bir tabir. Dolayısıyla bunun kullanılmasının daha doğru olacağına dair bir kanaat oldu o zaman. Bir de alışılmış bir tabir. Fakat işte o alışkanlığın böyle bir beklenmeyen, tabiri caizse beklenmeyen yan etkisi ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı deyince hep eski Cumhurbaşkanı hatırlanıyor. Onun konumu hatırlanıyor. Yeni Cumhurbaşkanı o gözle bakılıyor. Halbuki bu yeni sistemde, tabii eski sistemde, parlamenter sistemde yürütme dediğimizde iki başlı bir yürütme vardı. Bir tarafta başbakan ve bakanlar, bir tarafta da cumhurbaşkanı vardı. Ve birlikte aslında yürütmeyi oluşturuyorlardı. Şimdi yeni sistemde belki çok basit bir ifade olacak ama aslında özü de bu meselenin. Başbakanlıkla cumhurbaşkanlığı makamı birleştirilmiş oldu. Yeni cumhurbaşkanı eski sistemle mukayese edersek, Cumhurbaşkanından ziyade başbakana benziyor. Yetkileri bakımından ve siyasi konumu itibarıyla. Dolayısıyla bu yeni sistemde cumhurbaşkanı zaten bir siyasi kişiliktir, bir siyasi figürdür, siyasi partisi vardır. Bütün partilere eşit mesafede o tarafsız cumhurbaşkanı konumunda değildir. Niye? Çünkü seçime girerken bir siyasi programla giriyor. Seçim yapılacağı zaman. Diyor ki beni seçerseniz bunları yapacağım. Ama bir başkası da çıkıyor diyor ki beni seçerseniz ben de bunları yapacağım diyor. Yani arkasında bir siyasi parti veya partiler oluyor. Bir siyasi program oluyor. Ve onu icra etmek için geliyor. Muhaliflerine de tabii bu anlamda eleştiriler yöneltiyor. Şimdi sistem yeni ama daha sonra denecek ki hani siz bunu geldiniz, iktidarda yapamadınız, biz yapacağız, işte biz yaptık, siz yapamadınız falan, belki 30 sene, 40 sene sonra bu tartışmaları da göreceğiz. Dünyanın her yerinde de tabii başkan böyledir. Peki o zaman farklı olan bir yönü aynı zamanda devletin de başı oluyor buradaki cumhurbaşkanı, başbakan
konumunda, daha çok statüsü itibariyle, siyasi faaliyetleri itibariyle, mensubiyeti itibariyle. Ama ilave olarak biz devletin başı olma konumunda anayasa gereği Cumhurbaşkanı'na verilmiş. Amerikan Başkanı da işte Cumhuriyetçi Parti mensubu şu anda. Hem başkan, yani Amerikan Başkanı'na baktığımızda hem başbakan, evet, ama aynı başbakan zamanda yok sistemde, biliyorum hani ve, anlaşılsın diye, evet, söylüyorum. Evet, hem başbakan, evet, hem de devleti temsil ediyor. Evet. Bizdeki de hem başbakan, evet, hem devleti temsil ediyor. Şimdi o devleti temsilde bizdeki Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin genel başkanı olmasının bir sakıncası var mı? Şöyle, bu nasıl aşılabiliyor şöyle, yani? Anayasada da, mevzuatımızda da Cumhurbaşkanı'nın bir siyasi partinin genel başkanı olması zorunlu değil. Yasak da değil. Dünyanın benim görebildiğim kadarıyla, inceleyebildiğim metinlerinde de böyle bir hüküm yok hiçbir ülkede de. Amerika'da da partinin genel başkanı olmasına engel bir hüküm yok. Orada siyasi partinin biraz daha farklı, gevşek bir yapı olması itibariyle genel başkanlık çok önemli bir pozisyon değil siyasi parti içerisinde. Amerika'da. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama başkan şu an Cumhuriyetçi Parti'de, Cumhuriyetçi Parti'nin genel başkanından çok daha etkili, aday belirlemelerde olsun, partinin yerel kongrelerinde olsun, daha etkili bir isim. Devleti de temsil ediyor. Devleti de temsil ediyor. Orada ne kadar, tabii, sorunsa bizde de o, tabii, kadar sorun olur, tabii, diyorsunuz. Yani şunu ifade etmek isterim. Aslında başlarken o arka planda buna değindim. Oraya atıf yapacağım şimdi. Aslında parlamenter sistemde bu devleti temsil meselesi kraldan veya kraliyetten oluşan, ortaya çıkan bir şey, konu. Şimdi orada kral tarafsız, artık süreç içerisinde yetkileri alınmış ve bu yetkiler seçilmiş, işte kongreye veya meclislere verilmiş, hükümetlere, kabinelere, başbakanlara verilmiş, bir yetkisi kalmamış, tamamen sembolik, sadece temsili, siyaset dışı bir figür olarak var parlamenter sistemde. Aslında cumhurbaşkanları da, monarşi olmayan parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları işte o kralın yerine düşünülmüş bir figür, sembolik yetkileri var. Ben hatırlarım, rahmetli Fahri Korutürk'le ilgili çocukluğumda bir karikatür vardı. O yıllar herhalde 79-80 yıllarında. Çankaya'da dönemin oturuyor. Dönemin Cumhurbaşkanı. Dönemin Cumhurbaşkanı. Sembolik tabii, 61 Anayasası'na göre. Çankaya cam açık, oradan bir rüzgarla bir kağıt geliyor önüne. Onu imzalıyor, veriyor sekreterine. Yani Cumhurbaşkanı hiçbir konuda, bu tabii biraz işi şey yapmış, popülerize etmiş, biraz da abartmış bir şey. Bu kadar da değil ama yine de siyasi hiçbir yetkisi olmayan, tamamen sembolik bir cumhurbaşkanı. Dediğim gibi parlamenter sistemdeki o yetkileri olmayan kralın yerine ikame edilmiş cumhurbaşkanı. Halbuki bu sistemde daha çok kabinesi olan, icraat yapan ve seçimde bu icraatlar için milletten oy alan bir cumhurbaşkanı. Sizce o başbakana benziyor bir daha ülkenin çok. Ülkenin sembolik tepesinde bir sembolik birinin olması gerekiyor mu bir ülkede? Böyle bir gereklilik var mı? Öyle bir gereklilik yok bence. Yani o sadece İngiltere açısından, tabii İngilizler geleneklerine, siyasi geleneklerine bağlı. Monarşiden vazgeçmeyi düşünmedikleri için bu şekilde sürdürmüşler. Ama o tamamen sembolik. Çok ilginçtir. Fazla teorik olsun da istemiyorum ama bu kuvvetler ayrılığıyla ilgili ve başkanlık sistemiyle ilgili ilk yazılardan birisi Montesquieu'nun bu meşhur Kanunların Ruhu kitabında var. Orada diyor ki ülkeyi yönetecek olan kişi tek kişi olmalıdır diyor. Birden fazla olursa ihtilafa düşerler diyor. İcra yapamazlar diyor. Ama diyor işte yasaları yapacak falan, kararları alacak olan merci de kalabalık olmalı diyor. Ne kadar çok olursa o kadar fikir, görüş ortaya çıkar diyor. Bir de yargıyı ayırıyor, işte kuvvetler ayrımı, yasama, yürütme, yargı şeyi ayrımı. Bu, özü bu yani. Özü bu. Montesquieu'nun çok ilginçtir, bu bölümünün başlığı İngiliz Anayasası. Halbuki öyle bir İngiliz Anayasası yok. İngiltere'de yazılı anayasa yok. Bu şu anlama geliyor, Montesquieu gibi bir Fransız, İngiliz siyasi sistemini, siyasi tarihini okumuş ama İngilizlerin tabii monarşiyi koruma gibi bir geleneği var. Bunun öyle bir gelenek yok, bunun öyle bir mecburiyet hissetmiyor kendi zihninin arka planında. Bağımsız olarak düşündüğünde İngiliz siyasi sisteminden başkanlık sistemini çıkarmış. Yani öyle sembolik bir kraliçe olsun, işte demeye gerek, kral olsun duymamış, demeye gerek yok demiş. Yani şöyle diyorsunuz yani siz, bir, icraat tek bir kişide olmalı, evet, yasaları
mümkün olduğunca kalabalık bir grup yapmalı. Meclis. Evet. Bağımsız yargı, da bağımsız olmalı bütün bunlardan. Evet. Şeyi bu yani. Özü bu sistem. İdeal bir yönetim diğerleri şeklinin. Diğerleri detay, teferruat kısmı. Teferruat. Şimdi burada onu tekrar ifade edelim. Yani eski sistemdeki cumhurbaşkanıyla yeni sistemdeki cumhurbaşkanı sadece isim benzerliği. Başkan da denebilirdi ki başkan tabirini kullananlar da var. Bu iltibasa mahal vermemek için yani hukukta vardır bu. Markalar arasında vardır. Hani bir gerçek bir marka vardır da başka bir marka benzediği için buna iltibas deniyor. Aslında bir iltibasa mahal veriyor bu aynı tabirin kullanılmış olması. Biz alışkanlık olduğu için Türkiye'de bunun karşılığı olduğu için düşünmüştük bunu ama böyle bir anlaşılma da var. Bunun tabii düzelmesi gerekiyor. Bu cumhurbaşkanı daha çok önceki sistemle mukayese edecek olursak daha çok başbakana benziyor. O bakımdan siyasi parti mensubiyeti, parti genel başkanı olması veya olmaması belki ileride genel başkanı olmayan adaylar da olabilir. Nitekim mesela Cumhuriyet Halk Partisi'den bir aday gösterilmişti. Evet, genel başkan değildi. Seçilseydi eğer partili olmayabilirdi. Ama partili cumhurbaşkanı yine partili olacaktı. Fakat burada cumhurbaşkanı icra yürütmenin başında olan kişi olduğu için bir takım politikaları var. Tabii bunlar bir siyasi partinin politikalarıdır. Sonuç itibarıyla partili olması, genel başkan olması da bu bakımdan garipsenecek bir durum değil. Bu sistemin tabiatı gereği budur. Şimdi şikayetler var. Mesela o kadar ki AK Parti yani bu sistemin taşıyıcısı olan parti AK Parti. AK Partili milletvekilleri bile şikayet ediyorlar. Onların şikayetleri iki konuda odaklanıyor. Meclisin pasifleştiği. Yani halbuki bize referandumdan önce anlatılan şuydu. Bu sistem devreye girdiğinde meclis çok daha bağımsız olacak, çok daha aktif olacak. Oysa bu bir yıllık deneyimde meclisin en azından çok daha aktif olmadığına dair izlenimler edinenlerin fazla olduğunu görüyoruz. Birinci husus bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla da bu konuya yaklaşırsanız evet, mutlu olurum. Yani meclis pasifleşti mi? Yoksa işin içinde başka şeyler mi var? Evet. İkincisi de şimdi bizim yine eski parlamenter sistemde alıştığımız şey şuydu. Milletvekillerinin meclise gelen bakanlarla görüşmeleri, bakanlardan bir takım taleplerde bulunmaları, iktidar olsun, muhalefet olsun. Şimdi bakanları göremiyorlar parlamentoda çünkü bakanlar parlamentoya gelmiyorlar. Bu da milletvekilleri açısından yine meclisi ve milletvekilliğini biraz pasifize eden bir olgu olarak ifade ediliyor. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Meclis gerçekten biraz pasifleşti mi? Milletvekilleri yürütmeden koptu mu? Evet. Şimdi burada aslında temel değerlendirmeyi şöyle bir bakış açısıyla yapmak lazım. Bütün siyasi aktörler, güçler aynı kalmak kaydıyla bugün şu an itibarıyla olan siyasi aktör ve siyasi güçler sabit kalmak kaydıyla bu sistem değil de önceki sistem olmuş olsaydı parlamenter ne değişirdi? Yani bu şikayet olunan hususlardan hangileri değişirdi? Şimdi bu mukayeseyi yaptığımızda aslında ayaklarımız yere basarak bir değerlendirme yapmış oluyoruz. Bunu şunun için söylüyorum, biraz açacağım bunu. Şimdi bir kere teorik olarak yeni sistemde parlamentonun gücü ve yetkileri bakımından değişen bir şey yok. Şöyle ifade edeyim. Parlamentonun iki temel görevi var. Birisi fonksiyonu var. Birisi yasama görevi. Yasa yapmak. Birisi de yasa yapmak, kanun yapmak. Birisi de denetim görevi. Yasama göreviyle ilgili yapılan en önemli değişiklik şu. Eskiden hükümet yürütme kanun teklifi gönderiyordu. Meclise verebiliyordu. Şimdi o yok. Kanun tekliflerini sadece milletvekilleri verebiliyor. Parlamento üyesi olanlar verebiliyor. Tabii eskiden veriyordu, bu önemli bir değişiklik mi? Şöyle bir fark var. Geriye dönüp bakarsak hükümetin vermiş olduğu teklifler, öneriler ki bunlara tasarı deniyordu. Kanunlaşma oranı bakımından çok yüksekti. Kahir ekseriyetti. Hatta
hükümetin vermediği, yani tasarı olmayan ama milletvekilleri tarafından verilen kanunların da önemli bir kısmı esasen hükümet tarafından hazırlanır. Siyasi tercih olarak tasarı değil de teklif olarak verilsin diye milletvekilleri tarafından. Yani hükümetin verilirdi. İstemediği kanun aslında evet, çıkmazdı net. Eskiden. Ama bu işin zaten mantığı gereği böyledir. Eğer bir hükümet varsa bu hükümet güven oyu almış demektir. Güven oyu almış demek diyorsak eğer parlamento çoğunluğu hükümetin arkasında demektir. Dolayısıyla o zaman hükümetin istemediği bir şeyin kanunlaşabilmesi mümkün değildi. Bütünüyle hükümetin kontrol edebildiği bir tablo vardı parlamenter sistemde. Zaten parlamenter sistemin denetim bakımından da söyleyeceğim, yeri gelmişken onu da ekleyeyim. Parlamenter sistemin kendi içinde bir paradoksu var bu anlamda. Eğer parlamenter sistemde bir hükümet varsa, bu hükümet güven oyu almış demektir. Hükümetin güven oyu almış olması, parlamento çoğunluğunun hükümetin arkasında olması demektir. Bu hükümeti parlamento nasıl denetleyecek? Bu aslında önemli bir soru. Denetleyemiyordu. Denetleyemez çünkü gen soru dediğimiz müessese, mesela Türkiye'de yeni sisteme geçene kadar 484 tane gen soru verilmiş tarihimiz boyunca. Sadece 4 tanesinde bakan düşürülebilmiş. 4. 484'te 4. 1000'de 8 oluyor oransal olarak baktığımızda. Yani denetim görevini de yapmış. Bu da nasıl olmuş? Bu da hani kabinede bir görüş ayrılığı koalisyon döneminde olmuş. Yani zaten hükümet gidecekken falan olmuş hususlar bunlar. Çok istisnası var işte. Ahmet Özal döneminde bir istisna vardı. Şimdi dolayısıyla buradaki paradoks o. Yani eğer hükümet varsa bunu denetleyemiyorsun. Çünkü parlamento çoğunluğu arkasında. Peki şimdi yeni sistemde? Şimdi yeni sistemde aslında buna imkan var. Şunun için var. Şimdi parlamenter sistemin olduğu dönemde, bence burası çok önemli, oy kullanırken hem parlamentoyu, yasama organını, hem yürütme organını tek bir oyla seçiyorsunuz. Yani sandığa bir oy atıyorsunuz, parlamentoyu seçiyorsunuz, hükümet o parlamentonun içinden çıkıyor. Yani sizin yasama organını, kendi siyasi görüşlerinizi, partinizi falan düşünmenizin yanında Türkiye'de bir hükümet çıkmasını da düşünmeniz lazım. Özellikle mesela geriye dönüp 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki tablo farkına bakalım. Bu büyük ölçüde Türkiye hükümetsiz kalmasın diye bazı insanların da vermiş olduğu oyların bulunduğu bir tablodur bu 1 Kasım itibarıyla. Niye? Çünkü başka seçeneğiniz yok. Halbuki yeni sistemde biz bunu ayırdık. Yeni sistemde hükümeti yani cumhurbaşkanını bir oyla seçiyorsunuz. Parlamento için ayrı bir oy kullanıyorsunuz. Yani şunu diyebilirsiniz. Ben Türkiye'yi yöneteceğine inandığım kişi ve onun ekibi şudur. Siyasi görüşüm tam uyuşmuyor. Yakınız veya işte biraz yakın hissediyorum ama tam değil. Fakat bu yönetebilir diyorsunuz, ona oy verebilirsiniz. Parlamento hükümeti ile ilgili, kuramaması diye bir sorun yok. Evet, parlamento ile ilgili de oyunuzu kullanırken diyebilirsiniz ki ya ben zaten hükümet sorununu burada çözdüm öbür oyumla. Burada ise kendi siyasi görüşümü temsil eden partiye oy veriyorum. Kendimi öbürüyle bağlı hissetmiyorum o konuyla bağlı. Farklı bir partiye oy verebilirsiniz. Bunu her zaman böyle mi olur? Her zaman böyle olmayabilir. Ama en azından bu şansı vermiş oluyoruz vatandaşa. Ama o zaman da bunu ayırabiliyor %10 vatandaş. Barajı çok yüksek değil mi? Çünkü adam diyecek ki mesela ben diyecek başkanlıkta falanca şahsa vereceğim. Tamam hükümet kuruluyor. Ama diyor benim gönlümdeki parti işte %2, %3 alabilecek bir parti. Ona oy vereceğim diyor. %10 barajı orada onun için, onun temsilini engelleyen bir baraj bu değil mi? Baraj konusu tartışılabilir. Fakat bu barajın bir etkisinin olmadığı son zamanda yapılan düzenlemelerle de ortaya çıktı. Yani Türkiye'nin önünde yeni sistemde ya barajı düşürmek veya seçim ittifaklarına imkan vermek vardı. Seçim ittifakları yeni hükümet sistemi bakımından da düşündüğünüzde o bağlamda da daha doğru olan bir seçenekti. Yalnız orada da şöyle orada bir... şu anda mecliste temsil bakımından en çok siyasi partinin temsili. Doğru, o da doğru. İşte orada da şöyle bir tartışma çıkıyor ortaya. Haklısınız yani adam Saadet Partisi'ne oy veriyor diyelim ki. Hani Saadet Partisi'nin... Şu anda 9 parti temsil ediliyor. Milletvekilleri var, doğru. Var. İşte hatta birçok az oy alabilen partilerin milletvekilleri de var mecliste. Güzel bir şey o meclisin renkliliği açısından. Fakat o da şöyle bir tartışmaya yol açıyor. Şimdi yine referandum öncesi yapılan
konuşmalarda deniliyordu ki başkanlık sistemini, yani bu yeni sistemin savunucuları diyorlardı ki koalisyon olmayacak diyorlardı. Tamam, koalisyon olmayacak, güzel. Çünkü koalisyonlar gerçekten birçok sorunları getiriyor ülkeye ve bir istikrarsızlık meydana getiriyor. Şimdi de koalisyon yok ama ittifak var. Evet. Yani siz şu anda hatta ikili bir ittifak içinde Türkiye. Yani bir tarafta birkaç parti, bir tarafta iki parti. Bunu da eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya koalisyon olmayacak dediniz ama ittifak var. Bu da koalisyona benziyor deniliyor. Evet. Şimdi tabii bu ikisi arasında muazzam temeli özü itibariyle fark var. Ne fark var mesela? Onu söyleyeceğim. Fakat prensip olarak şunu herkes kabul eder zannederim. Yani belli siyasi görüşlerden olanların bir araya gelmesi, mümkün olduğu kadar yakın görüşlerden ama yakın olmasa da derece derece biraz uzaklaşan görüşlerden de olsa siyasi partilerin, siyasetçilerin bir araya gelmesi, ortak hareket etmesi belli konularda herhalde kötü bir şey değil. Yani bu olabilecek, olması belki arzu edilen çoğu zaman bir şey. Benim açımdan çok güzel. Evet. Yani evet. Dolayısıyla koalisyonla ittifak arasında da prensip olarak bu anlamda partilerin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi bağlamında prensip olarak kötü denebilecek bir durum yok. Peki niye koalisyon kötü de ittifak kötü değil? Bunun çok basit bir cevabı var. Özü itibariyle temel fark da bu. Koalisyonlar seçimden sonra ortaya çıkıyor. Yani siz seçime giriyorsunuz, ayrı ayrı giriyorsunuz. Diyorsunuz ki millete ben kazanırsam bunu yapacağım. Öbürü de ben bunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Birbirinden farklı millet de şeyler. Size, evet, millet de size ona göre oy veriyor. Sonra geliyorsunuz, kimse iktidar olamamış tek başına. Ondan sonra bir araya gelmeniz lazım. A demiş seçimden önce biri, B demiş öbürü. İkisi bir araya gelecek. Bir araya geliyorsunuz. Geldiğinizde tabii parti olarak ayrı ayrı söylediklerinizi, millete vaat ettiklerinizi yapabilecek misiniz? Hayır, yapamayacaksınız. Çünkü öbürü ona razı değil. Koalisyondaki ortağınız razı değil. Ne yapıyorsunuz? Seçimden önce söylediğinizi, oy isterken söylediklerinizi çöpe atıyorsunuz hep beraber. Yeni bir şey yapıyorsunuz, bir koalisyon protokolü. Diyorsunuz ki evet biz onları demiştik ama tek başına iktidara gelirsek yapacaktık. Gelemedik, o zaman onları unutun. Biz şimdi yeni bir şey yapacağız size. Bir araya gelerek şunu yapacağız diyorsunuz. Bu milletin onayını almış bir tablo değil. Yani hatırlarsınız işte 99'da mesela birinci parti, 95'te birinci parti Refah Partisi'ydi. Dışlandı, bir koalisyon oluşturulmaya çalışıldı, biraz zorlandı. Koalisyon. Yine 99'da o zaman Fazilet Partisi'ydi. Onunla kesinlikle ittifak olmamalı. O dışarıda kalsın. Diğerleri ittifak yapsın diye bir kamuoyunda genel olarak bir zorlama vardı. Bu şekilde bir takım hükümetler ortaya çıkıyor. Ama bunlar seçim öncesindeki vaatlerle, millete sunulanlarla, taahhüt edilenlerle alakasız İttifakta. Şeyler. İttifakta ise durum farklı. Bunu seçim öncesinde yapıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki biz ittifak yaptık. Görüşlerimiz farklı, bazı görüşlerimiz ama bizim seçimden sonra eğer yetki bize verilmiş olursa millet tarafından biz şöyle politikalar izleyeceğiz diye yani birlikte vaat ediyorsunuz. Seçmen ve seçmen bunu onaylıyor. O ittifakın ne yapacağını biliyor. Biliyor. Bilerek veriyor. Biliyor, evet. Yani bir öngörülebilir bir durum var ittifakta seçim öncesi ve millet buna göre onay veriyor. Bir de fark şu belki de hani koalisyonda bozulma riski var. O da var tabii. O da yani bu sistemde öyle bir tabii, bozulma bir riski yok. Ona bağlı olarak yani o da var koalisyonlarda. Ama buradaki temel fark şu, yani iktidarın da, hükümetin yani yürütmenin, parlamentonun da oluşumu milletin verdiği destekle oyla oluyor. Dolayısıyla millet de neye göre veriyor? İşte seçim öncesi yapmış olduğu değerlendirmeye göre veriyor. Koalisyonda seçim öncesi değerlendirmesine milletin itibar etmiyorsunuz, vaatlerinize itibar etmiyorsunuz, yepyeni bir tabloyla çıkıyorsunuz milletin karşısına. Milletten onay alan bir tablo değil bu. İttifakta ise milletin onayına sunuyorsunuz yaptığınız birlikteliği. Ona göre karar vermiş oluyor. Peki, dolayısıyla ikisi arasında fark var. Şimdi burada şöyle bir durum var. Tabii ittifakları zorlayan esas unsur Cumhurbaşkanlığı seçiminin %50 artı bir oy gerektirmesi. Yani bu çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla her siyasi parti ne kadar güçlü olursa, kendini ne kadar güçlü hissederse hissetsin, mutlaka ittifak arayışı içerisinde. Bu konuyu da tartışmaya açmak isteyenler oldu. Yani bu çok yüksek bir oran. İlk turda
ne kadar yüksek oy alıyorsa, kim daha çok yüksek oy alıyorsa o kazanmalıdır. %50 artı bir çok yüksek dendi. Bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz? Katılıyor musunuz buna? Evet. Yüksek mi gerçekten? Tabii bu değerlendirme yapılırken hep seçimin birinci turda sonuçlanacağı dikkate alınarak yapılıyor bu. Sanki öyle bir zorunluluk varmış gibi. Aslında sistem öyle bir zorunluluk getirmiyor. Yani ikinci tur var. Ve ikinci turda zaten mecburen %50 alacak partilerden birisi ve adaylardan birisi. Niye? Çünkü iki aday kalıyor ikinci tura zaten. Yani ikinci tura iki aday kaldığı için bunlardan birisi mutlaka 50'yi geçiyor. Dolayısıyla ikinci turu dikkate aldığınızda 50 artı 1'e zorlanma gibi bir şey söz konusu değil. Bir. İkincisi, ilk turda seçimi kazanmak için partiler, ittifaklar yapabilirler. Tabii bu tercihtir. Fakat sistem de buna zorlamıyor. Herkes kendisi de girebilir ilk turda. Ve ikinci turda bu sefer millet bir ittifaka, tabanda, seçmende bir ittifak ortaya çıkabilir. Bir adayın arkasında ittifak etmiş oluyor seçmen %50'den fazla oy verdiği için. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri hep konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde aslında seçmene güvensizlik sebebiyle ortaya çıkan çok da garip bir şey var. Artık terk edilmiş bir seçme usulü var. Bizde de var ilk Osmanlı'daki 76, daha sonra Meşrutiyet döneminde Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan eski tabirle müntehibi sani usulü var. Amerika'daki usul o usul. Yani doğrudan seçmen başkanı seçmiyor. Herkes kendi eyaletinde belli sayıda delege seçiyor. Bu delegeler daha sonra bir araya gelerek başkanı onlar seçiyorlar. Çok eski tarihlerde biraz sıkıntılar olmuş bu delegeler. Partisine göre hareket etmemişler. Bundan kaynaklanan sorunlar 19. yüzyıl başlarında var da daha sonra bu delegeler partilerine göre hareket etmiş ama şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Bu son seçimde de Hillary Clinton daha fazla oy aldı sayısal olarak Trump'tan. Fakat delege olarak daha az delege aldığı için delegeler Trump'ı seçtiler. Aslında sayısal olarak baktığımızda Clinton daha çok oy aldı. Trump daha az oy almasına rağmen başkan seçildi. Bu da bir güvensizlikten kaynaklanıyor seçmene. Yani diyorlar ki en azından arada bir başka ikinci seçmenden olsun da hani bakarsınız uygunsuz kişiden seçer falan. İlk anayasa yapılırken. Bunu niye anlattınız şimdi? Bunu şunun için söyledim. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu anlamda bir başkana meşruiyet sağlayan bir mekanizma kendilerince düşünmüşler. Şimdi eğer %50 şartı aranmasa ne aranacak? En çok oy alan belediye başkanlıklarında olduğu gibi. Şöyle düşünelim, bazı durumlarda tabii farklı adaylar ki öyle bir durum olduğu takdirde ittifaklar da olmayacak. Aday sayısı da daha fazla olacak mutlaka. 10 aday çıktı. Evet, çıkacak. Böylece oylar da dağılabilecek. Belki mesela, %25 ile. Onu diyeceğim. %25 oy almış diye. 4 tane aday diyelim. Biri 25, biri 24, biri 23, biri 22 oy almış. 25 alan seçilmiş olacak. Yani %25 ile 5 yıl ülkeyi yönetecek bu hükümetin başında. Haksızlık olur. Cumhurbaşkanı. Bu tartışmalı olur. Tabii. Güçlü olmaz seçilmiş arkasında olan halk desteği. Halk desteği olmaz. Zayıf olur arkasında. Dolayısıyla halk desteğinin bu anlamda arkasında güçlü olacağı bir hükümet olmasını sağlaması lazım sistemin. Bu peki, ikinci iki tur düşündüğümüzde yani %50 artı birin sorun teşkil etmediğini gayet rahat söyleyebiliriz. Çok net anladım. Tamam. Yani birinci turda seçilmezse ikinci turda en çok oyu alan seçiliyor zaten. Orada da diyorsunuz iki aday zaten çıkıyor. Zaten iki tane olduğu için birisi %50'yi geçmiş bu olacak mutlaka. Bu tartışma abes bir tartışma o zaman. Evet. Yani. O tabii sadece ilk turu dikkate alıyorlar. İkinci turu unutuyorlar bence o tartışmayı yapanlar. İki şimdi, turlu olduğunu. Şimdi şeyi merak ediyorum. O konuya değinmediniz. Kabineyle meclis arasındaki kopukluk evet. meselesi. Aslında o yarım kaldı o soru. Başka bir yere götürdü bizi konuşmalarımız. Evet. Bu konuda şimdi, ne düşünüyorsunuz? Yani milletvekili evet. hatta bir milletvekili AK Parti grubunda zannediyorum ya biz züğürt ağa'ya benzedik. Elimizde hiçbir şey kalmadı ama hala ağayız gibi bir züğürt ağa filmine gönderme evet. yapmış. Şimdi orada parlamenter sistemde parlamentonun bu sistemde de yani genel olarak parlamentoların iki temel fonksiyonu. Birisi yasamaydı. Yasamayla ilgili bahsediyordum aslında. Bu konuyla ilgili bir farklılık yok. Esasen parlamentonun lehine bir farklılık var. Sadece parlamento üyelerinin teklif verebileceği bir durum söz konusu bu değişiklikte. Yani Cumhurbaşkanı'nın ve bakanların
veya birlikte olarak kabinenin, ki kabine yok şimdi yeni sistemde, kanun önerisinde bulunabilmesi mümkün değil bu sistemde. Yani yasama ile ilgili bu anlamda hani parlamentonun daha zayıfladığı falan gibi bir şey söylenemez. Uygulama ayrıca konuşulabilir, tartışılabilir. O ayrı bir konu. İkincisi ise denetimle ilgili. Denetim dediğimizde tabii bir takım enstrümanlar, araçlar var anayasada. Bu araçlar yoluyla denetimi yapıyor parlamento. Nedir? Soru sorma vardı. Eskiden de vardı. Eskiden iki tür soru vardı. Birisi yazılı soruydu, birisi sözlü soruydu. Sözlü soru yeni sistemde yok. Niye yok? Bu da mantığı icabı sistemin. Sözlü soruyu kime sorabilirsiniz? Karşınızda sözlü olarak bakan, soru soracağınız birinin olması lazım. Bakanlar parlamentoda değil bu sistemde. Dolayısıyla sözlü soru yani yazılı soru olması lazım. Mesela yazılı soru veya soru mekanizması Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistemde yok. Orada kongre üyeleri bakanlara bu anlamda soru soramıyorlar. Soru mekanizması yok enstrüman olarak. İkincisi meclis araştırması var. Eski sistemde de vardı, şimdi de var. Yine genel görüşme var. Eski sistemde de vardı, şimdiki sistemde de var. Meclis soruşturması... Onlar sayısal olarak zorlaştı mı onları yapmak? Hayır, bunlarla ilgili hiçbir zorluk yok. Parlamento kendi olağan usulleriyle karar alıyor, karar sayılarıyla. Meclis soruşturması var. Meclis soruşturması bakanlar... Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar hakkında Yüce Divan'da yargılanmaları için konulmuş bir mekanizma. Şimdi bu da var, mekanizma olarak var. Eskisine göre bazı değişiklikler var. Neler var? Mesela eskiden Cumhurbaşkanı bu anlamda sadece vatana ihanet diye bir suçla suçlanabilirdi. Bu suç ceza kanununda da olmayan bir suç. Yani olmayan bir suçla sadece suçlanabiliyordu. Neredeyse suçlanamıyordu, evet, yani. Evet, suçlanamıyordu ve mekanizma olarak 4'te 3 de ancak Yüce Divan'a gönderilebiliyordu. Halbuki şimdiki sistemde Cumhurbaşkanı bütün tabii yetki verildiği için Cumhurbaşkanı'na sorumluluk da bu anlamda sistem getiriyor. Bütün icraatlarıyla ve eylem işlemleriyle ilgili olarak suçlanabiliyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki impeachment suçlama mekanizması bu. Meclis soruşturması bağlamında bu var. Hakkında bir komisyon kurulması, soruşturma komisyonu kurulması için salt çoğunluk, daha sonra da 4'te 3 değil, 3'te 2 ile Yüce Divan'a sevk edilebiliyor. Yani sayısal olarak da yeni sistemde kolaylaştırılmış oluyor. Eski önceki sisteme göre 4'te 3'tü. 4'te 3'tü. Şimdi 3'te 2. Hem de suçlama konuları itibarıyla da alanı genişletilmiş oluyor. Bakanlar yani için de. Aslında şöyle bakarsak hani yarın öbür gün bambaşka bir başkan seçildiğinde, diyelim ki o başkan seçildi ama parlamentoda kuvvetli değil. O zaman parlamentonun müthiş bir denetimiyle karşı karşıya kalacak. Tabii. Yani parlamento çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın partisinden değilse veya ona destek veren partilerden oluşmuyorsa parlamento çoğunluğu... O zaman işte parlamentonun zaman, evet, başkan üzerindeki denetimi, evet, çok büyük olacak. O zaman parlamento daha öne çıkmış oluyor. Zaten Amerika'daki sistemi genel olarak başkanlık sistemi diyorlar. Ama bazen de kongre sistemi diyorlar mesela. Diyorlar. Çünkü o dönemlerde kongre daha hakim pozisyona geçmiş. O zaman biz aslında bu sistemi değerlendirirken, evet, bugüne bakarak işte, hani, evet, bugün oluşan tabloya evet, bakarak değil, evet, de oluşabilecek her türlü tabloyu göz önünde, tabii, bulundurarak. Çünkü eğer bu bizim ilelebet bundan, tabii, sonra sürdüreceğimiz bir sistem olacaksa, tabii, o tabloların hepsini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Zaman zaman, tabii, meclisin çok ön planda olduğu, tabii, dönemler yaşayacağız. Evet. O zaman onu görüyoruz, evet, yani bu anlatılanlarda. Şimdi bu yani sistemin teorik olarak tartışması ile siyasi aktörler ve konjonktür üzerinden tartışmasını birbirinden ayırabilmek lazım. Yani her zaman ayırmak gerekmiyor mutlaka ama ayırabilmek lazım. Hangi tırnak içinde sorun, bazılarına göre sorundur bu, sorunun sistemden hangisinin konjonktürden, siyasi figürlerden kaynaklandığını birbirinden ayırmak lazım. Şimdi bazı, evet, şikayetler konjonktürden. Evet. Ama onu sistem zannediyor insanlar. Evet, ama millet veriyor bu yetkiyi. Millet bazen, evet, bazen Cumhurbaşkanı seçer, hükümeti yani seçmiş olur. Bu bahsetti şu anki sistemde. Parlamentoda da büyük bir çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın partisine verir. Bazen de vermez. Bazen de vermez. Bazen Cumhurbaşkanı'nı seçer, onun partisini zayıf kılar mecliste. Muhalefetteki partileri daha güçlü kılar.
Ama önemli olan şu burada. Bunu tercih edebilme imkanını vatandaşa vermek lazım. Belki bu vatandaş da bu bilinçle yeni sisteme alıştıkça oy kullanacak. Yani bir yandan diyecek ki ben bir başkan seçeyim ama çok güçlü olmasın, denetim mekanizması daha güçlü olsun diye belki başka partilere oy verecek. Başkanın partisinin dışındaki partilere oy verebilir. Bu imkanının vatandaşa verebilmekte. Bu sistem veriyor bunu. Önceki sistemde bu yoktu. Parlamentonun güçlü olduğu bir tablo Türkiye'de ortaya çıkarsa o zaman bir istikrarsızlığa yol açmış olmaz mı bu durum? Evet, onunla ilgili bir takım mekanizmalar var. Yani bu da düşünülerek kurulmuş. Cumhurbaşkanının partisinin çoğunlukta olduğu bir tabloda zaten büyük ölçüde sorun yaşanmaz. Ama Cumhurbaşkanının partisinin azınlıkta olduğu, işte muhalefetteki partilerin çoğunlukta olduğu bir parlamento tablosunda da bir takım mekanizmalar var. Bu mekanizmalar sistemin yürümesini sağlayacak mekanizmalardır. İsterseniz onu biliyoruz. Başkan feshedebiliyor meclisi, meclis başkanı görevden alabiliyor filan. O tür mekanizmalar. Düzenlemeler var. İşte Cumhurbaşkanı'nın veto yetkisi var. İade ettiği kanunun kabulüyle ilgili bir nitelikli çoğunluk aranıyor falan. Bu mekanizmalar var. Şimdi esasen bu sistem, biz bu sistemi çalışırken tabii Amerika Birleşik Devletleri esas bu sistemin ortaya çıktığı ve doğru uygulandığı, iyi uygulandığı bir şey, tablo. Şimdi bu tabloda esas olarak onu aldık bu çalışmalarda. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım problemli, zaman zaman problemli yönler var. O yönleri izale etmek için düşünülmüş, tartışılmış, önerilmiş çözümler var. Onlara gireceğim. Onların bir kısmından istifade edildi bu. Şöyle bir nokta var aslında. Bugünkü yaşadığımız tablonun dışından da bakabilmek lazım bu sisteme. Bence en önemli başlık bu. Bir nokta daha var. Kabine ile milletvekilleri arasındaki diyalog, oraya gelemedik bir biçimde. Ondan çok şikayet ediyor milletvekilleri. Şimdi onda da çok değişen bir şey yok. Yani sonuçta bakanlar her zaman önceki sistemde de sürekli mecliste olmuyordu. Tabii kanunların görüşülebilmesi için mutlaka hükümetin temsili gerekiyordu eski sistemde. Bir bakan bulunuyordu parlamentoda. Zaman zaman oylamalara, onlar da aynı zamanda parlamenter oldukları için katılıyorlardı bakanlar da. Bu anlamda mecliste görüşme imkanı var ama bu hani bütün kabine her gün mecliste milletvekilleriyle sürekli oturup çay içiyorlar falan şeklinde bir tablo o zaman da yoktu. Şimdi ise bakanların meclise gelmelerine engel bir durum yok bu anlamda. Yani milletvekilleriyle görüşme için falan. Mesela bazı bakanlarımız zaman zaman geliyorlar meclise. Milletvekillerinin bakanlarla görüşmesi. Milletvekillerinin de tabii parlamento dışında bakanlarla görüşmesine bir mani yok bu anlamda. Bu tamamen milletvekillerinin ihtiyarına, becerisine kalmış bir şey. Bakanların siyasi tecrübesine bağlı bir şey. Bu sistemden kaynaklanan bir şey değil. Aslında şunu ifade etmek istiyorum. Kişilerden kaynaklanan. Evet. Anayasal anlamda sistemle ilgili bir sorun yok. Yani eleştirilere baktığımızda bunlar anayasada düzenlenmiş olan sistemle ilgili eleştiriler değil. Yani çok büyük bir kısmı uygulamayla ilgili. Anayasada bakan milletvekilini takmaz, milletvekili gitmez diye bir şey yok. Öyle yok. Onun ama hani bakan kendisini milletvekiline karşı mecbur hissetmiyor. Hissetmeli mi? Şöyle, şimdi şimdiki sistemde de hissetmeli. Çünkü milletvekilleri de bakanlar da kendiliğinden tamamen kendi siyasi gücüyle bağımsız olarak seçilip de oraya gelmiş değiller. Sonuçta bir siyasi hareketin içerisinden milletvekilleri de seçiliyor. Bir siyasi programla seçiliyorsunuz. Yine aynı eğer partiden bahsediyorsak, bakan olanlar da yine aynı şekilde bir siyasi hareketin, bir siyasi partinin, işte partinin genel başkanı, cumhurbaşkanının tensibiyle o göreve geliyorlar. Dolayısıyla ortak bir siyasi hareketin başarısı söz konusu ise eğer, birlikte çalışmak mecburiyeti vardır burada. Birbirlerini işte saygı göstermek, dinlemek. Her zaman her dediği yapılmaz tabii, milletvekilinin de olmaz, bakanın da olmaz ama bu ilişkiyi sürdürmek mecburiyeti vardır. Dolayısıyla sistem bunu anayasal veya kanuni mecburiyetlerle sağlamıyor ama siyasetin kendi realitesi, kendi dinamikleri var. Onun içerisinde bunu düşünmek lazım. Öbür türlü düşündüğünüzde de ters bir düşünceyle diyebilirsiniz ki milletvekillerinde parti yönetimi belirliyor. Bakanı da parti yönetimi belirliyor. Bakan, parlamenter sistem açısından söylüyorum. Bakan niye milletvekiline muhtaç hissetsin kendini? Parti
parti yönetimine karşı sorumlu hissedebilir. Orada da görüşmeyecekse görüşmeyebilir. Yani bu anlamda parlamenter sistemde de milletvekillerinin kolay ulaşamadığı, görüşemediği, meselesini aktaramadığı bakanlar vardı. Bugünkü sistemde de olabilir. Şimdi de olur, daha sonra da olabilir. Ama bugünkü sistemde de parlamenter sisteme göre çok daha iyi milletvekilleriyle görüşen, taleplerini karşılayan bakanlar da var. Bundan sonra da olabilir. Bu tamamen siyasetin kendi dinamikleriyle ilgili bir şey. Anayasal veya kanuni bir sorun, sistemden kaynaklanan bir mesele değil. Peki bakanların mesela özel sektörde kendi alanında çok başarılı bir ismi, bu Amerika'da da yapılan bir uygulama aslında. Evet. Bakan yapıyorlar işte. Bizde de yapıldı. Mesela ben Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bey'i biliyorum. Çünkü o beni Ankara'da bir şehir hastanesine davet etti. Hı. Hakikaten hani meselesine hakim, konuyu biliyor, sektörü biliyor, sağlığın sorunlarını iyi biliyor filan. Şimdi bunun getirdiği bir avantaj söz konusu. Fakat aynı zamanda bunun getirdiği, bu uygulamanın getirdiği dezavantajlar da olabilir mi? Yani bu tür dezavantajlar söz konusu olabilir mi? Bazen bunlar da tartışma konusu oluyor. Bu aslında bu tartışmada bence yani sistemin kendisinden kaynaklanan bir tartışma değil. Şunun için söylüyorum. Önceki sistemde de başbakanın parlamenter olması, milletvekili olması gerekiyordu parlamenter sistemde. Bakanların? Bakanların olması mecburiyeti yoktu. Milletvekili olma mecburiyeti yoktu. Ama bütün parlamento neredeyse... Dışarıdan bakan atama imkanı vardı. Ama çok denenen bir şey değildi. Değildi, olan vardı. Zaman zaman yapılıyordu. Nadir de olsa oluyordu. Zaman zaman çok olduğu dönemler de olmuştur. Belki hoş dönemler değil ama 71-73 arasında oluşturulan kabineler anayasa gereği. Büyük ölçüde teknokratlardan oluşturulmuş hükümetler. Başka ülkelerde de var. Bu mümkündü. Onu, bakanların hatta tamamını meclis dışından yapabilirdiniz. Parlamenter sistemde de, eski sistemde de. Pek uygulanmıyor. Bu sistemle alakalı ayrı mesele. Değil yani. Sistemle alakalı değil. Tabii bu sistem biraz daha bu konuda bir rahatlık veriyor. Yani orada yine siyasetin dinamikleri bakımından tartışılabilirdi. Bu kadar milletvekili varken niye dışarıdan bakan atıyorsunuz? Eğer bakan dışarıdan yapacaksanız onu milletvekili yapsaydınız falan denebilirdi. Halbuki bu sistemde böyle bir tartışmaya da mahal yok. Gerçekten belli bir teknik bir işle alakalı olarak başarılı olmuş bir kişiyi bakan olarak ondan istifade etmek, yararlanmak için. Ona imkan veriyor yani. Bu sistem ona imkan veriyor. Peki şimdi yine şunu özür dilerim. Tabii hep o şeyden birçok konu olduğu için uzaklaşıyoruz parlamento denetim bağlamında. Bir şey söylemek istiyorum. Bir de çok konuşulan Gensoru ile ilgili bir husus vardı. Şimdi eski sistemde Gensoru var, bunda Gensoru yok bu sistemde. Bunun çok basit bir sebebi var. Sistemin mahiyetinden kaynaklanan bir şey, farklılık bu. Gensoru güven oyunun zıddıdır aslında. Çünkü güvensizliktir. Evet, güvensizlik oyudur Gensoru'nun bir başka tabirle ifadesi. Yani hükümeti düşürebiliyordu evet. Milletvekili. Ama hükümeti niye düşürüyorsunuz? Çünkü hükümete siz güven oyu vererek hükümeti kuruyorsunuz. Parlamentodan güven oyu alıyor hükümet. Peki. Gensoru da onun geri alınmasıdır. Bizdeki şey ne? Şimdi yeni geri alınmasıdır Gensoru. Evet. Eski sistemde onun için vardı. Ama şimdiki sistemde parlamentonun güven oyuyla oluşan bir hükümet yok ki. Bu hükümet doğrudan sandıktan milletin seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından kuruluyor bu hükümet. Dolayısıyla parlamento güven oyu vermediği için Gensoru mekanizması da yok bu sistemde. Bu sistem bu şeye benziyor. Sistemin mahiyeti icabı bir farklılık. Hayır, zaten Gensoru olursa mantıksız bir şey olur dediğiniz mantıksız, doğru. Mantıksız milletin seçtiği hükümeti parlamento... Güven oyunu çünkü milletten alıyor. Milletten almış oluyor. Tabii. Hükümet yani başkan. Bunu hep o zaman da eskiden beri şuna benzetiyorum. Mahiyet farklılığı var. Manuel vitesli araçlar var. Onu da biliyorsunuz. Debriyaj var. Vitesi takıyorsunuz falan. Bir de otomatik vitesli araçlar var. Debriyajı yok onun. Gaza basıyorsunuz. Vites otomatik olarak değişiyor. Ama şimdi manuel vitesliye alışan birisi otomatik vitesliye bindiği zaman debriyaj nerede diye soruyor. Bir sürede Gensoru nerede diye evet. soruyor. Şimdi bu sisteme o gözle bakıyorsunuz. Gensoru nerede? Yok bu sistemin gereği. Yani şanzıman farkı. Şöyle yani aslında vatandaş seçerken başkanı evet. aynı zamanda hükümete bir güven oyu verdiğinin tabii. bilinciyle seçecek. Tabii. Doğrudan vatandaştan güven oyunu almış oluyor hükümet. Yani, vatandaş da bu değil. Bilinçle hareket edecek. Evet. Diyecek ki Gensoru mekanizması yok.
Bu hükümet düşürülemez. Yok, buna ben güven oyu veriyorum. Ve arada söylemiştim, gen soru da çok işleyen bir mekanizma değil esasen. Zaten... Yani 484 gen soru verilmiş bizim bu parlamenter tarihimizde. 4 tanesi sadece. 4 bakan. Bakan düşürülmüş sadece. O kadar. Hükümet düşürme de değil o. Hükümet bakan düşürme. Değil tam. Şimdi bir mesele daha var. O da şu. Şimdi siz hep Amerikan sistemini örnek verdiniz. Hep diyorsunuz ki işte bu sistemin en iyi uygulandığı ülke orası. Hep anlatırken orada da var. Evet. Orada şöyle diyorsunuz. Fakat şimdi oraya baktığımızda orada şöyle şeyler görüyoruz. Yani diyelim ki bir büyükelçi atanacak. Evet. Hemen senatoda o büyükelçi sorgulanıyor. Bir sürü süreçler yaşanıyor. O süreçlerin ardından büyükelçi atanabiliyor. Öyle başkan istediği zaman istediği büyükelçiyi atayamıyor. Yani bir büyükelçiyi bile atayamıyor. Bizde başkana tanınan, yani cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin çok aşırı olduğu, fazla olduğuna dair bir söylem var. Amerikan sistemine göre, Amerikan sistemi de başkanın bu kadar yetkisi yok deniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Gerçekten bu tez doğru bir tez midir? Nedir bu tezin? Bu tezde bazı detayları dikkate almayan, bilmemek sebebiyle olabilir veya bildiği halde kullanmamak sebebiyle olabilir, dikkate almayan bir yaklaşım var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudur, bakanlar başta olmak üzere, büyükelçiler, üst düzey birçok bürokrat onaylanıyor, meclis tarafından deniyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde meclis dediğimiz, kongre dediğimiz yapı iki kameralı bir yapı. Birisi nüfusa göre seçilen, bizdeki parlamentoya benziyor. Eski, nüfusa yani göre bizim mevcut parlamentomuz. Mevcut parlamentomuz. Önceki de öyle, bir değişen bir şey yok. Federal sistem olduğu için ben söylüyorum bunu. Nüfusa göre seçilen bir temsilciler meclisi dediğimiz bir meclis var. Bu bizim parlamentoya benziyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri federal bir devlet, ki onlar state de diyorlar, state diyorlar esasen, devlet onlar. Her yani. Federasyona kendileri devlet diyorlar. Evet, bizim eyalet dediğimiz şeyler, onlar devlet diyorlar. Ve bunların hepsinin nüfus dikkate alınmaksızın eşit olarak ikişer kişiyle temsil edildiği senato var bir de. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın kabinesi ve başkanın yönetimi, federal yönetim. Yani o bütün federe devletlerin, 50 tane devletin üzerinde, işte dış politika başta olmak üzere, ortak bir takım işlerini gören bir yönetim, bir hükümet bu. Dolayısıyla onun bakanları da, atadığı büyükelçiler de bu federasyonu temsil ediyorlar, bütün eyaletleri. İşte bu atanan bürokratlar, büyükelçiler, bakanlar bu meclislerden hangisinden veya ikisinden de mi onay alıyorlar? Hangisinden onay alıyorlar? İkisinden de değil. Senato'dan onay alıyorlar. Ha, bizdeki parlamentodan almıyor. Yani parlamentonun benzeyen, karşılığı olan temsilciler meclisinden almıyor. Nüfusa göre olan parlamentodan, kısmından temsilciler almıyor. Bu, tamamen, bu federal bir mesele. Evet, 50 devletten oluşan bir yapı olduğu için özellikle büyükelçi, bakan gibi tabii. Önemli... Devleti, bütün devletleri ilgilendiren konularda. Tabii. Yani devleti, Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden kişi dediğimizde bu aynı zamanda detayda bu 50 tane eyaleti temsil eden kişi olmuş oluyor. Dolayısıyla senatonun bunların, önemi oradan kaynaklanıyor. Bunlar için göreve başlamalar için senatodan onay alınıyor. Bizde federal bir yapı olmadığı için senatoya ihtiyaç çok. Evet. Eğer hani diyelim ki bizde 15 devletli bir federal yapı olsa belki yine senato düşünülecek yani benzer bir şekilde. Şimdi tabii bu federasyondan kaynaklanan bir husus, bir farklılık. Eğer temsilciler meclisinin için bu öngörülmüş olsaydı o zaman böyle bir tartışma, haklı bir tartışma olabilirdi. Geriye gittiğimizde de bu var. Yani zaten anayasa yapılmaya başlandığında Amerika Birleşik Devletleri'nde esasen bir federasyon değil de bir konfederasyon kurulsun diye 13 tane koloni arasında düşünülmüş bir şey. O niyetle başlanmış, sonra federasyona dönüşmüş. Peki, onun dışında bizdeki Amerikan Başkanı çok yetkili mi? Amerikan Başkanı'nın daha yetkili olduğu alanlar var. Nedir? Mesela bizde bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bağlamında tartışmalar var. Fakat kararnameyi biz çok ciddi ölçüde anayasadaki düzenlemede sınırlandırmışız. Amerika'da?
Amerika'da işte başkanın anayasada bulunmadığı halde bir teamül olarak kabul edilen birincil düzenleme yapma yetkisi, yani başkan kararnamesi yetkisi var ve bu kararnameyle bazen kanunla yapılması gereken şeyleri bile başkanın kararnameyle düzenlediğini görüyoruz. Önceki dönemlerde de var, geriye dönük olarak baktığımızda da var. Hatta Obama'nın bir şeyi vardı, hatırlayacaktır izleyicilerimiz de. Silahlanmanın sınırlandırılması ile ilgili. Hatta bu, demişti, bu kongrenin işidir ama baskı grupları var, onlar yapmaz, ben yapıyorum diye kararnameyle yapmıştı. Bizdeki başkanın? Bizde başkanın yetkisi, Cumhurbaşkanı'nın kararnameyle yapacağı düzenlemeler sınırlı. Temel haklarla ilgili düzenleme yapamıyor. Ekonomik, siyasi haklarla ilgili düzenleme yapamıyor. Bir başka husus, kanunla kararname arasında hiyerarşik bir düzen kurulmuş. Kanun daha güçlü bir düzenleme normudur. Bir alanda kanun varsa kararname çıkartılamıyor. Kanunla düzenlenecek alanda kararname çıkartılamıyor. Kararnameyle düzenlenen bir alanda kanun çıkarsa kararname geçersiz hale geliyor. Yani bu şekilde sınırlandırılmış. Öyle kafasına göre kararnameyle ülkeyi yönetiyor izlenimi, yok, yanlış bir izlenim. Yanlış. Bu peki, bilmemekten kaynaklanıyor. Yani sanırım, işte bir gecede 5 kararnameyle şu kararları aldı, aman Allah'ım başımıza neler geldi gibi bir yaklaşım sayı oluyor. Sayı tabii çok önemli değil, çünkü bazen bir madde oluyor, bazen 100 madde oluyor. Yani mesela 10 tane kararname değil de bir kararnameyle, 100 maddeyle çok daha fazla düzenleme de yapılabilir. Bunlar tabii hep manipülatif şeyler, yani yanıltıcı şeyler. Peki. Ama şunu çok açık ifade edeyim, kanun bizim normlar hiyerarşisi dediğimiz hukuk kurallarının üstünlüğüne göre sıralandığı bir yapı var. En üstte anayasa yer alıyor. Anayasanın altında kanunlar yer alıyor. Onu meclis yapıyor. Bunu meclis yapıyor. Kararname, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kanunun altında bir düzenleme normudur. Eğer kanun varsa, yani meclis bir konuda bir şey söylediyse o konuda kararname çıkarılamıyor. Tabii. Şimdi şöyle, az önce konuştuğumuz bağlamda diyelim ki Cumhurbaşkanı'nın partisi veya onu destekleyen partiler mecliste çoğunlukta değil, muhalif partiler çoğunlukta. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkarttı. Meclis bir kanun çıkartarak bu kararnameyi hükümsüz hale getirebilir. Çünkü kanun daha üst, daha güçlü, bir kuvvetli bir hukuk normu bizim sistemimizde. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanın bu anlamda biraz daha geniş bir yetkisi var. Yine aynı şekilde mesela başkan veto ettiği zaman bir kanunu, parlamentodan, ki çok zordur, temsilciler meclisinden geçecek, senatodan geçecek, başkana geliyor. Başkan veto ettiğinde bu kanunun hem temsilciler meclisinde hem senatoda 2/3'ünün üzerinde bir oyla kabul edilmesi lazım. Bizde Cumhurbaşkanı veto edebilir. Veto edildikten sonra yine nitelikli çoğunluk arıyoruz ama salt çoğunlukla 301'le şu anki sistemde geçebiliyor. Amerikan başkanı bu konuda daha yetkili. Daha yetkili, daha güçlü. Daha güçlü bu noktada oluyor yani. Veto ettiği zaman bir kanunun çıkma ihtimali çok düşük. Başkan veto ettiği zaman. Şimdi şöyle bir husus var. Yargı meselemiz var, evet, bizim. Yargının bağımsızlığı meselesi var. Bu meselenin, yani yargının bağımsızlığı meselesinin bu sistemle herhangi bir ilgisi var mı? Bu sistemle bir ilgisi yok. Ama Cumhurbaşkanı'nın atamaları dolayısıyla, evet, bağımsızlık tartışması da yapılıyor. Yapılıyor. Burada tabii siyasete karşı eskiden beri biraz da o vesayet dönemlerinin üretmiş olduğu bir güvensizlik tablosu var. Aslında bunun arka planında, zihinlerin arka planında bu var. Siyasete güvenmiyor insan. Siyasete güvenmek için siyaset atasın. Taraflı, evet, hakim atar. Evet. Şimdi peki hakimleri birileri atayacak herhalde. Yani kendiliğinden gidip kimse koltuğa oturmuyor. Kim atayacak o zaman? Siyaset atamasın. Cumhurbaşkanı atamasın. Parlamentoda olmasın. Veya onların seçtiği bir kurul yapmasın bunu. Kim? Kendileri seçsinler. Peki bu hakim, savcılar, siyasi düşünceleri olmayan, yani zihinlerinde siyasetle ilgili bir bölümün çıkartıldığı varlıklar, insanlar değil ki. Bunların da siyasi görüşleri var. Ve bunun olduğu dönemler var Türkiye'de. Yani şimdi yaşanmış dönemler var. Tamamen kendilerinin seçtiği üyelerden oluşan HSYK vardı mesela, hakim savcılar. Yani o zaman şöyle demek lazım. İşin o kısmı, atamalarla ilgili kısmı yargı bağımsızlığını zedelemez. Ama yargı bağımsızlığı ile ilgili sorunlar varsa onlar giderilir. Evet. O başka bir şey yani. Güzel bir şey söylediniz. Şöyle ben onu tekrar ifade edeyim.
Dünyada da genel olarak yargı bağımsızlığı meselesi atamayla ilgili bir mesele olarak tartışılmaz. Önemli olan. Sayın Başkanım şöyle yapalım isterseniz. Arkadaşlarım uyarıyorlar, reklama gitmemiz gerekiyor. Hemen ifade edeyim bunu. Atandıktan sonra azledilebilme, görevden alınabilme ve bağımsızlıkla ilgili teminatlar meselesi önemlidir. Bu tartışılıyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Mesela Almanya'da eyaletlerin başbakanları atıyor hakim ve savcıları. Başbakan evet, atıyor. Evet, siyasetçi atıyor. Peki, şimdi şöyle yapalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz izin verirseniz. Sonra revizyona ihtiyaç var mı? Bu bir yıllık tecrübede aksayan yönler neler? Hani evet. Şimdi biz daha çok teorik zeminde konuştuk. Bir yıllık tecrübeden yola çıkarak da bazı noktalara evet. işaret edildi ama aksayan yönler ne? Onları da konuşalım. Revizyona nerede ihtiyaç var? Var mı? Evet. Onu da konuşalım. Son bölümü ona ayıralım. Reklamdan sonra devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. İstanbul'da Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı ofisinden sizlere sesleniyoruz. Konumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop. Son bölüm. Bu bölümde daha çok revizyon bir ihtiyaç mı değil mi meselesini konuşacağız. Kanal D CNN Türk ortak yayınında. Şimdi şeyle ilgili yargı bağımsızlığı ile ilgili bu şimdi, sistemin getirdiği sakıncalar meselesini konuşuyorduk. Şimdi şöyle tabii burada hakim savcıları mutlaka göreve atayan bir birilerinin olması lazım. Bu ya bir kişi olacaktır veya yani bir kurul olacaktır ama birilerinin ataması lazım. Şimdi bunu nasıl oluşturacağız? Bu bayağı bir tartışma konusudur. Dünyanın birçok ülkesinde bu daha çok siyasi makamlar tarafından yapılmıştır. Atandıktan sonra önemli olan o kurulun veya siyasetçilerin müdahale edemediği meselesidir. Bu teminat meselesi, hakimlik teminatı meselesi burada önemli. Hakimlik dünyanın, teminatı devam ediyor. Evet, onunla ilgili hiçbir farklılık söz konusu değil. Dünyanın birçok ülkesinde de siyasi kurumlar veya siyasetçilerin belirlediği kurullar tarafından atanıyor hakim ve savcılar. Almanya örneğini verdim. Başka ülkelerde oluşturulan bizdekine benzeyen kurullar var. Bizde ama nasıl şimdi? O kurullarda da hep Adalet Bakanlığı'nın belirlediği üyeler görev yapıyor. Bizde parlamento bir kısmını seçiyor. Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşmuş ortak bir komisyon, karma komisyon tarafından seçiliyor. Orada da nitelikli çoğunluk aranıyor. Çoğunluğu bir kısmı da Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor, görevlendiriliyor. Fakat burada önemli olan bir nokta da şu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun seçim tarihleriyle Cumhurbaşkanı'nın tarihleri, görev tarihleri ve süreleri birbirinden farklı. Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin görev süreleri 4 yıl, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi malum ve parlamentonun görev süresi 5 yıl. 2017'de seçilmişti, Haziran ayında zannediyorum, Hakimler Savcılar Kurulu. Dolayısıyla 2021'de yenilenecek, sonra 2025'de yenilenecek, 2029'da yenilenecek. Ama bu arada başkanlar... Cumhurbaşkanı 2018 seçim yapıldı, parlamentoyla beraber 2023'te yapılacak seçim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın, bir Cumhurbaşkanı Hakimler Savcılar Kurulu üyelerini kendi görevlendirdiği, kendisine düşen kısmı belirleyecek, parlamento seçecek. Ama daha sonraki seçim başka bir parlamento ve Cumhurbaşkanı zamanında yapılmış olacak. Yani süreler yani eşit birbirine Cumhurbaşkanıyla gelip değil. Cumhurbaşkanıyla giden yargı böyle mensubu bir diye bir evet. Söz konusu değil. İşin bir boyutu da o. Ama bu tabii dediğim gibi esasen zihnin arka planındaki husus siyasetçiler güvenilmez. Tamam, kim atasın ya kendi aralarından seçecekler. O zaman da farklı bir yapı oluşuyor. Türkiye bunu yaşadı.
daha dar bir kadrocu ve ideolojik yapılanmalar oluşuyor. Onun da getirdiği birçok sorun var. Evet, onun da getirdiği var. Burada siyasetin belirleyici olması, yani milletin seçtiklerinin seçmesi iki bakımdan önemli. Birisi bu anlamda meşruiyet sağlıyor. Yani egemenlik milletin, millet egemenliğini nasıl kullanıyor? Yasama, yürütme ve yargı organları eliyle. Burada, peki yargıyı millete nasıl dayandıracağız? Burada önemli olan yargı mensubunun kendisini seçene karşı borçlu hissetmemesi. Hissetmemeli ve bunu sağlayacak teminat mekanizmalarının olması. Evet, önemli onlar olan var. O. Onlar sistemimizde var. Peki, şimdi gelelim en kritik soruya. Sizce bu sistemi çok iyi bilen bir isimsiniz ve aynı zamanda meclis başkanısınız. Bu bir yıllık süreç içerisinde oturmamış, yürümeyen, aksayan ve bir takım revizyonlara tabi tutulması gereken hususlar var mı? Tabii onu benim söyleyebilmem biraz zor. Şimdi biraz zor? Güncel bir tartışma. Hayır, tabii. Neden zor? Biraz güncel bir tartışma. Meclis başkanı olarak ona girmem çok doğru olmaz. Daha genel şeyler söyleyebilirim onunla ilgili. O zaman şöyle yapalım. Evet. Bir dakika. Yani sistemin kendisinden kaynaklanan. Evet. Öyle soruyu daraltayım. Tabii. Çünkü ben sizden zaten onu istiyorum. Tabii. Yani tabii. Sistemin tabii. Bizzat kendisinden kaynaklanan bu bir yıllık süreçte evet. Bir problem gözlemlediniz mi? Evet. Şimdi benim gördüğüm ki bahsetmiştim, bu yeni bir şey de değil. İşte teklif verildi hemen 2016 sonunda geçti falan da değil. Daha önce çok uzun uzun üzerinde çalışılmış bir şey. Cumhurbaşkanımızın çok çok eski dönemlerde arada bahsetmiştim. Bizim çıkarttığımız bir dergi vardı arkadaşlarımızda, Hukuk Dergisi. Mesela o derginin bir sayısı Mayıs 1988 sayısı başkanlık sistemi üzerine. Ve o zaman da Cumhurbaşkanımız il başkanıydı. Ondan da görüş almışız. Başkanlık sistemini savunuyor. Yine 2002 seçimlerinin hemen akabinde 15 gün kadar sonra başkanlık sisteminin Türkiye için ideal olacağı falan söyleniyor. Dolayısıyla bu çalışılmış bir konu. Ben bu bakımdan anayasal düzlemde sistemle ilgili bir sorun teşkil edecek bir husus yok. Alt mevzuat düzeyinde, düzleminde ise bunlar olabilir. Eskiden de vardı, parlamenter sistem zamanında da. Bakanlıkların sayısının arttırıldığı, sayısının azaltıldığı, bakanlıkların teşkilat kanunlarının çıkartıldığı, değiştirildiği, işte farklı birimlerin farklı bakanlıklara bağlandığı dönemler oldu hep. Şimdi de bu sistemde bu tür anayasa altı düzenlemelerde, kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılacak düzenlemelerde zaman zaman bir takım değişiklikler yapılabilir. Bunlar siyasi tercih olabilir, Cumhurbaşkanının tercihi olabilir veya bir zorunluluk ortaya çıkabilir. Peki, o sebeple olabilir. Aceleye getirilmiş olmaktan kaynaklanan mevzuat eksiklikleri var mı? Çünkü o konuda da bayağı bir spekülasyon yapılıyor. Ben öyle düşünmüyorum. Burada zaten bu seçim öncesinde 24 Haziran seçimlerinden sonra yürürlüğe girdi. Ondan önce bu konuda çalışmalar yapılmıştı. Ama o zaman da bunu dile getirdik. Sadece anayasayı değiştirerek, sadece mevzuatı değiştirerek bir sistem değişikliğini sağlayamıyorsunuz. Aktörler aynı. Özellikle sıkıntılı olan husus da o Türkiye'de. Yani siyasi aktörler aynı. O eski dönemdeki alışkanlıklar var. Bürokratik aktörler aynı. Onların getirmiş olduğu eski alışkanlıklar var. Debriyajı yani arıyorlar. Siyasetçiler de bazen, bürokratlar da arıyorlar. Bu normal midir? Bir adaptasyon zorluğu, sorunu yaşamak normal midir bir yılda? Ben bu anlamda abartılan kadar o derecede bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Ama zaman zaman yaşanan bazı aksaklıklar vardır, olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalar da zaten hani bugüne mahsus veya bu tartışmalar bağlamında değil, sürekli yapılıyor zaten. Aksayan yönlerle ilgili değişiklikler 24 Haziran'dan itibaren de işte az önce bahsettiniz, şu kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartıldı. Yani ilk yapılan düzenlemelerden sonra
kapatılan ama daha sonra açılan kurumlar oldu. Bunlarla ilgili olarak zaman içerisinde yapılan bazı değişiklikler de zaten var. Ama genel anlamda sistemin işte anayasada şurası çok eksikti, şurayı mutlaka değiştirmeliyiz falan denilecek yönleri yok. Siz anladığım kadarıyla anayasal düzlemde, anayasal düzlemde bir eksiklik görmüyorsunuz ama uygulamada olabilir. Bunlar olabilir. Adaptasyon sürecinde. Bunlar da hani sistem değişikliği sebebiyle olmuş şeyler değil. İfade ettiğim gibi yani parlamenter sistemde de zaman içerisinde bazı revizyonlar, değişiklikler yapılmıştır. Şimdi de ona benzeyen şeyler mutlaka olur. Bundan sonra da olacaktır. Yani sonraki yıllarda biz da olacaktır. Gazeteciler hani revizyon tartışmaları başlayınca hep şöyle düşünüyoruz. Ha, bu bir yıllık sürece bakılacak. Bu yeni getirilen sistem ne getirdi, ne götürdü? Bazı problemli yönler var galiba. Oturacaklar, bunları değerlendirecekler ve bunu revize edecekler. Biz böyle algılıyoruz. O zaman yanlış anlıyoruz. Yani bu sistemin mahiyetinden kaynaklanan hususlar değil bunlar. Önemli bir kısmı uygulamayla ilgili, siyasi veya bürokratik aktörlerle ilgili hususlar var, olur. Bunlar da değerlendirilir. Yani bu anlamda hani sistemin özüne, mahiyetine yönelik bir revizyon gibi düşünmek yanlış olur bunu. Ben bundan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bunu her halükarda ortamda da konuşabiliriz, izah edebiliriz. Tartışmaya açığım diyorsunuz. Tartışmaya da açığım. Somut ne varsa söylenebilir, ona cevap verebilirim. Ama dediğim gibi mutlaka sistem yeni bir sistem ve bununla ilgili olarak dediğim gibi bir takım kültürler var, alışkanlıklar var. Onları sürdürmek isteyenler var, siyasetçiler arasında olur, bürokratlar arasında. Ama ben 24 Haziran sonrasından bugüne kadar da bu yeni sistemin kültürüne, tırnak içinde söylüyorum, uyma yönünde, bunu benimseme yönünde çok ciddi gelişmeler olduğunu da izliyorum. Motivasyon var diyorsunuz. Mutlaka. Yani. Hem motivasyon var hem de mesela kanun yapma hususta teklif demiştik. Milletvekilleri tarafından sadece kanun teklifi verilebiliyor. Ama eskiden beri bakanlıklarda genelde yaşadıkları sorunlarla ilgili işte bir kanun şeyi hazırlayalım da şu maddeyi de sokalım metnin içerisine gibi şeyler ilk zamanlarda vardı ama onlar büyük ölçüde değişti. Meclis de alıştı yani, parlamento tabii, da alıştı. Tabii. Peki bir şey daha merak ediyorum. Şimdi siz tabii meclis başkanı olarak gündelik siyasi polemiklerin içerisine girmek istemiyorsunuz. Onu en başta da söylediniz programın başında. Ben o polemiklerin içine sokmak açısından değil de şu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi Türkiye yeni bir sisteme geçti. Yani milletimiz bu sistemi kabul etti. Yani milletimizin çoğunluğu bu sisteme onay verdi. Vermeseydi bu sisteme geçilmeyecekti. Dolayısıyla artık bunun buraya yeniden dönmenin anlamı yok. Fakat şunu görüyorum ben. Siyasette bu sistem tartışması bitmeyecek gibi de görünüyor. Muhalefet partileri ya da işte bir takım çevreler ya bu sistem olmadı, biz yeniden parlamenter sisteme dönelim diyorlar. Ben bu tartışmaya girmenizi istemiyorum ama şunu merak ediyorum. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra hala biz bir sistem tartışması içinde olacak mıyız? Sizin öngörünüz ne bir meclis başkanı olarak? Ben sistem tartışmalarının bir süre sonra biteceğini düşünüyorum. Şundan belki dolayı, bir seçim daha geçtikten sonra. Şu, belki bir seçime de kalmaz diye düşünüyorum. Şunun için mesela 2007'de Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi, doğrudan halk tarafından seçilmesi anayasa değişikliği yapılmıştı. Biz de uzlaşma komisyonunda o zaman bu konuyu görüşürken o maddeye geldiğimizde tekrar meclis tarafından seçilsin diyen bazı arkadaşlar vardı o komisyondaki tartışmalarda. Ya halk seçti falan dediğimizde şöyle bir gerekçe ileri sürüyorlardı kendilerince. Tamam evet, referandum yapıldı, halk karar verdi, doğru ama henüz uygulanmadı. Yani bu maddeye göre bir cumhurbaşkanı seçilmedi. Biz 2011'de bunu, sonra 2014'te cumhurbaşkanımız seçilmişti diyorlardı. Sonra 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldıktan sonra bu tartışma büyük ölçüde ortadan kalktı. Ben ilk anayasa değişikliğinden sonra da yoğundu bu tartışma. 24 Haziran'dan sonra yürürlüğe girdikten sonra büyük ölçüde azaldı bu sistem tartışması, hükümet sistemi tartışması. Ben biraz zaman geçtikten sonra bu tartışmanın ortadan kalkacağını düşünüyorum. Şunun için söylüyorum aynı zamanda, mesela Latin Amerika ülkelerinin bir kısmında zaman zaman, çünkü oralarda bu sistem
uygulamada sorunlar da yaşadı. Özellikle darbeyle ilgili süreçler var ülkelerin çoğunda, Arjantin'de, Şili'de. Venezuela'da. Bu sebeple zaman zaman hani parlamenter sisteme dönülsün mü diye düşünülmüş. Hatta referandum yapılan ülkeler var. Geri dönelim diye parlamenter sisteme öneri getirilmiş, reddetmiş halk. Tabii biz oralardaki tecrübeleri de dikkate aldık bunu. Mesela bir husus şuydu. Cumhurbaşkanı yardımcısının da Cumhurbaşkanı ile beraber seçilmesi meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Fakat Latin Amerika ülkelerinde Cumhurbaşkanı ile beraber, başkanla beraber seçilen başkan yardımcısı üzerinden bazı vesayet veya darbe teşebbüsleri, sistem içi darbeler, operasyonlar yapılmıştı. Onu dikkate alarak bir düzenleme. Bence o doğru bir düzenleme. Çünkü bizim ülkemizde öyle bir şey olmasa bile yani bir vesayet falan söz konusu çift başlığa yol açar. Yani ben de millet mesela, tarafından yani seçildim. O tecrübeleri de değerlendirdik biz bu düzenlemede, o doğru esnada bir tartışmalarda. Şimdi siz meclis başkanısınız ve aslında gözlemleyebildiğim kadarıyla da bütün partilerle göreviniz de gereği, pozisyonunuz gereği temas halindesiniz, evet. Görüşüyorsunuz. Onların milletvekilleriyle, genel başkanlarıyla, partilerin genel başkanlarıyla görüşüyorsunuz. Bir şey soracağım. Şöyle bir yeni sistemden büyük şikayetler duyuyor musunuz? Yoksa hani mesela sistem tartışması yapıyor musunuz siz böyle size gelenlerle? Şüphesiz tabii. Farklı partilerden gelen arkadaşlar da zaman zaman bu konuda eleştirilerini yöneltiyorlar. Ben de buradaki izahların benzerlerini onlara yapıyorum. Bu deneyiminizi de göz önünde bulundurarak mı bir süre sonra bu tartışmaların tamamen biteceğini tabii, düşünüyorsunuz? Tabii. Yani şöyle, tabii bir değişiklik olduğu zaman yaşanan süreçlerde insanlar beğenmedikleri, hoşuna gitmediği şeyleri gördüğü zaman hemen şu değişmişti galiba ondan diye düşünüyor ilk hemen planda. Yeni sisteme evet, buluyorlar. Evet, onu suçluyorlar ilk önce. Ama daha detaylı düşündüğünüzde yani o değişiklikten kaynaklanmadığını bunun. Uygulama olur, kültür olur, algı olabilir, bunlardan kaynaklandığını fark edebiliyorsunuz. Tabii burada şunu ifade etmek isterim. Tabii biz parlamentonun daha da güçleneceğini bu sistemde ifade etmiştik. Şimdi tabii parlamentoda iç düzük var, işleyişiyle ilgili parlamentonun. Tabii bu iç düzük 1973 tarihli. Bunun üzerinden bir anayasa değişikliği olmuş 82'de, bütünüyle bir anayasa olmuş ve birçok anayasa değişikliği. Niye değişmiyor iç düzük? Buna uyumla ilgili birçok çalışmalar yapılmış zamanla. Eklenmiş ama bir temel mantığı, tabii 73'te hazırlanan, o zamanki anayasaya göre hazırlanan bir iç düzük. Şimdi sistem değişikliği de oldu. Yeni sisteme göre bir iç düzüğün olması gerektiğini düşünüyorum ben. Tabii birçok arkadaşımız da, siyasi partilerimizin temsilcileri de bu kanaatte. Ama iç düzük tartışmaları tabii zor tartışmalar. Eğer iç düzükte bir değişiklik yapılırsa meclisin daha etkin olduğu algısı da mı pekişir? Şimdi meclisin itibarıyla, etkinliğiyle ilgili az önce de ifade ettim. Onların dışında bir şey problem soruyorum. Yok ama bunu arttırabilecek imkanlar var. Ve yeni, İç düzük tarzı evet, şeyinde değişiklik. Evet, yeni sisteme göre özellikle bilhassa meclisteki komisyonların çalışmalarıyla ilgili. Peki değişecek mi iç düzük? Şimdi şöyle tabii iç düzükte partilerin mutabakat sağlaması büyük ölçüde doğrudur, uygundur. Bu bakımdan belki bence biraz ucu açık bir takım müzakereler, tartışmalar yapılarak geliştirilmesinde henüz fayda daha var. Henüz daha başlanmadı. Acil bir konu değil. Ya daha doğrusu teknik olarak zaten sisteme uyum sağlamak üzere bir iç düzük değişikliği bütün partilerin mutabakatıyla yapıldı dönemin başında. 24 Haziran daha da geliştirilebilir diyorsunuz. Yeni bir iç düzük, yeni sistemin mantığıyla bir iç düzük hazırlanması gerekir. Ben parlamentonun bunu yapması gerektiğini de düşünüyorum ben. Birçok bakımdan parlamentodaki bilhassa komisyonların daha aktif çalışması bakımından bunun gerekli olduğunu da düşünüyorum. Yani süremiz doldu ama bir cümleyle bu düşüncenizi harekete geçirecek ilk adımı atacak mısınız önümüzdeki günlerde iç düzük açısından? Yeni dönemde bunu arkadaşlarımızla konuşacağız inşallah farklı partilerden. Çok çok teşekkürler. Gerçekten çok yararlı bir program oldu, öğretici bir program oldu.
muhakkak tartışmaya açık tarafları var söylediklerinizin. Karşı görüşlere de bakılmalı. Ama siz bir perspektif koydunuz ortaya. Evet. Bu perspektif önemli bir perspektif. Umarım izleyicilerimiz açısından da faydalı olmuştur. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu imkanı, bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum bütün izleyicilerimize de. Sayın seyirciler, bu akşam Kanal D CNN Türk ortak yayınıyla İstanbul'da Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin bahçesinden sizlere seslendik. Konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop idi. Konumuz da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair tartışmalardı. Özel bir yayın yaptık. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz bu özel yayından. Hoşça kalın.